أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Ölüm, insan denen kutsiyetin bir daha elde edemeyeceği bir noktasıdır. Ölüm, insan denilen kutsi bir varlığın bir daha elde edemeyeceği, olmamış olmayacağı bir noktasıdır. Başka? Ölüm, kafir mümin fark etmeden Allah'lığının onaylandığı andır. Kafir mümin fark etmeden herkes Allah dediği andır. Allah'lığının onaylandığı andır. Kafir mümin fark etmeden. Firavun secde etmişti ya. Evet. Başka? Ölüm kişiliğine, yani yaşıyoruz ya, çeşitli haldeni hale giriyoruz. Kişiliğine büründüğü andır. Yani hakiki kişiliğine dönüşüm olduğu andır. Hayatının, yaşadığımız hayat sürecinin tamamının andaki cemidir. Mevcudiyetinin vücuduna dönüştüğündür. Mevcudiyetinin vücuduna dönüştüğü bir kavşaktır ve bir daha hiç kimse elde edemeyecektir o noktayı. Bir kere oluyor. Yani çok şer gibi gözükürken en büyük nimetlerden bir tanesi de odur. Çünkü kimin adına, nerede, niçin, makam ve üslubunda ifade ettiği kelama göre değer aldığı için ölümün sonucu Allah ise, Allah'ın rüyetine perdesiz kavuşmak ise bu nimet nedir de nedir ya. Fakat Kur'an'ın tabiriyle kalbimize dünya indiği için ölümden korkuyoruz. Müsaade eder misin abi? Dört tane de şey var, onlar da. Ölüm, ebedi saadetin mukaddimesi mebdeidir. Ölüm, şahsın kurtuluş kapısıdır. Ölüm, kaderin ölçü ve programı ile çizilip kudretin eliyle yapılan azim bir tasarruftur. Ölüm, ruhun serbest, hür ve mutlak kalmasına sebep olmaktır. Ölüm, bu alemi faniden alemi bekaya gitmektir. Çok güzel soru. Bu senin sorunun değil. Bu düşünen insanın sorunu. Tarih boyu insan en çok kendisini merak etmiş. En çok kendisini ve kitaplar yazmış. Bir sürü şeyler yapılmış. Mesela bugün de buna benzer ben bir şey düşünüyordum. Ama yazmadım. Bir parçasını söyleyeyim. Dikkat ederek. Şimdi Allah'ın celali ve cemali tecellisi var. Onların da temsilcileri var. Allah yarattı. Yani mevcut. Mevcuda ilmi kelamda arka tarafı şey denir. Onu ortadan kaldıran bir sistem koymuş. Onu tan etmiş. Kaldırmış. Şeytan dermiş. Bir de vücut alemlerine. Şimdi ona bakayım şurada galiba. Dindeki şeyler aslında fizikte var da farkında değiliz. Mesela bununla alakalı ya. Ama bu parça. Varlıkta birbirleriyle çelişen, bak cehennem çelişen, çatışan, mutlaklığa merat çelişip çatışıyor. Sebebi mutlaklığa meratip kazandıran negatif enerjidir.
Allah'ın şeytan metan yok ya. Onu bir kimliğe büründürdü. Esma ya. Bize de bu kerih dedi, kerih dedik. Zatında öyle bir şey yok. Yani mutlaklığa muayyenlik değil, meratip giydirmek için o mutlaklığın çelişe ve çatışması için onu meratip kazandıran cemalin karşısında bir celali enerji saldı. Salınım yaptı. Onun bir müvessili olması lazım. Şeytan şeytan etti. Meratiplendirdi. Şeytanın iki sıfatı var. Kemalat insaniye ve makasid-i hayri külliye sebeptir. Bilirsen. Bilmesen şeytan olur. Mesela bununla alakalı ölüm anı. Ölüm, insan denen bir kutsi varlığın ezeli ve ebedi bir daha tatamayacağı, bütün mevcudu yaşadığı anda bütünleştiği noktadır. Yani böyle. Şimdi radyoaktif ışımalar da denir mesela. Dengeyi bozan radyoaktif ışımalar da mesela hamile kadın giremez diyor. Şeye, röntgen odasına vesaire gibi. Bunlar ışımalardan zarar verici ışımalar deniyor. Ben buradan konuşuyorum. İnsanda burada çelişen ve çatışan bir şey var. Bir şey, senin şeyine geleceğim şimdi anladığım kadarıyla. Böyle bir salınım var. Bu salınımları fark edip, farkındalığa gelerek, fark ederse farkındalığı kazanarak, bunlarla kendisini inşa edip ama bu olmayan bir varlık. Kemal, celal, cemal, kemal, insan. Şimdi Allah denilen bir zat-ı kutsi, cemali salınımla, celali bir salınımla seyrediyor. Ama yani bunları birbirine geçiştirdi 29. söz. Karıştırdı, çatıştırdı. Sonra bunların anlam kazanıp bunun dışına kalabilecek bir mahluk. Görünümde mahluk olmayan bir varlık, insan. İnsan demeyi bir kavşak. İşte bunlar hep dert edilmiş. Öyle bir iki dakikalık olacak. Bu zaten mevzumuz işte. Enfus mesela nedir işte bu ders? Enfus insan içi dediği zaman karaciğer ve böbrek olmadığını biraz önce anlattığımız işte bakın şeytana bakışa bakın. Şeytan diyor. Yani ya kaldırıyor ya mertebelendiriyor mevcudu. Ama düz okuduğun zaman şeytan tabii. Ama şeytan diyor. Yapısını değiştiriyor. Çatışıyor onunla. Kaldırmak için değil Allah'a. Allah biz böyle konuşacağız da şeytan kaldırmak için ama aslında şeytan pozitif enerjiyle çatışması onu mertebelendirmek içindir. Mesela şöyle diyeyim ben Esma'dan yaratıldım. Beni buradan tutuyor. Ben Esma'yım aslında. Beni burada tutan nedir? Ara boşluğudur. Yani mıknatıs ve demir. Burada tutulmasına tutunabilmiş burada boşluktur. Bizim bu boşluğu şeytan oluşturuyor. Şeytanı kaldırırsanız demir yapışır mıknatıs'a Esma oluruz. Esma'dan bizi bu mertebede mevcut olarak cilve, cemal, nakış, sanat olarak bizi tutmasına sebeptir yani. Çatışa ve çelişiyor. Şimdi şey midir abi peki? Yani aslında temelde şeytandan ziyade mudil esma ona. Ha. Tabii onu kastediyor. Arkada yani. Esma, arka. Ama artık bu cemaat-ı nurani bildiği için şeytan dediğim zaman sıfatıdır. Kendisi değil. İblis, hennas. Sıfatıdır. Mudil tabii. Bunu bilmediğin zaman sıkıntı oluyor. Biraz da sıkıntıdan iki cümle şey yapayım. Sebepsiz sıkıntı, iki tane sıkıntı var. Bir sebepsiz sıkıntı, bir de sebepli sıkıntılar. Birbirinden çok ayrıdır. Sebepli sıkıntı var, sebepsiz sıkıntı var. Temel, yani sanki bunlar konuşulacak ki bugün yazılan şey bunlar. Sebepsiz olanı, şu atlamayayım.
temel sıkıntı sebeplerden, bak temel sıkıntı sebeplerden arındıktan sonra olandır. Yani sebepli sıkıntı var ama bir de tanımlayabiliyorsun. Yani bu var ama bu bende bu sebeplerden kaynaklanıyor. Bir de sebebi yok. Tamam. Sebepsiz olanı sebeple katmaz. Bir sıkıntı var ki sebepsiz. Sen onu sebep arıyorsun niye sıkıldın diye. Ve sebep arıyorsun ki o sebebini kaldırın ki sıkıntı kalksın. Oysa sıkıntı bir eğitim yöntemi olduğunu bilmiyoruz. Mesela korku şer gibi gözüküyor. Oysa ifrat tefriti vasatı var. Vasatı büyük nimettir. Sıkıntı bir eğitim metodudur. Semavilikten gelen yöntemdir. Korku, sıkıntı, can, bu semavi öğretidir. Mesela insan servetiyle ve sihatiyle vardığı şeyle, fakirliğiyle ve hastalığıyla vardığı daha fazladır, daha büyüktür. Bunun da tersi var. Yani sebepsiz bir sıkıntıyı bilemediğin zaman sebep arıyorsun. Bulamayınca sebepli sıkıntı oluyor. Bunun tersi de var. Sebepli ve sebepsiz. Mesela sebepli ve sebepsiz huzur, lezzet, zevk ve haz. Bunlar da sıkıntının tersi. Mesela huzur sebeplisi var. Sebepsizi var. Huzurun. Lezzet de öyle, zevkin de öyle. Bazen bir doğma olur böyle. Sebebi yok. Şimdi şey yapacağım. Niçin onlar? Sebepli olanlara Kastamonu 8'de benim kafam biraz değişik çalıştığı için ben külliyat okuduğum zaman böyle Kabz ve Bastaret, Celal Cema falan öyle. Ben kanuniyetini ile bulmak istiyorum. Diyor ki sebepli olanlara Kabz ve Bastaletleri Kastamonu 8 sebepli sıkıntı Kabz ve Bast. Nedir o? Biraz önce tanımladım. Bast, kabz, aktif oldu. Niçin oldu? Mesela cehennem, ha cennet. Bast, bu cehennem. Kabz. Şimdi bunun dünyada sebebi var mıdır? Yok bir şey sebep. Yediğim önümde derler. Allah razı olsun ya. Yediğim önümde. Yemedim arkamda. Hani bir tabir var ya. Her şeyim yerimde. Niye sıkılıyorum ya? Derdim ne benim? Derdim ne benim? Sebebi var mı? Sebebi varsa kaldırırım zaten. O nedir? Diyor ki, celali tecelliyi sana anlatmak için bu alemde öğretiyor seni. Eğitiyor ya. Cehennem eğitmen yeridir. Niçin eğitmen yeridir? Yandıktan sonra cennete gitmeyecek mi Müslüman? Yanmak ile yanmak değil ki. Öğretmektir aynı zamanda. Öğrenmektir. Ha, yapmamam gerekiyordu. Hangi seviyede? Faturası ağır bir seviyede. Ha, bunu dememem gerekiyordu. Bunu kılmam gerekiyordu bu namazı. Öğrenmiyor mu? Levmetmiyorlar mı kendilerini? O öğrenmek değil midir? O ilim değil midir yani? Ha? Şimdi cemali bir tecelli eğitiyor seni, salıyor yani. Haşa yani, fizik tabirini kullanayım. Salınım, salıyor. Radyasyon gibi değil, müsbeti. Salıyor bu enerjiyi. Ben de bulutların üzerindeyim. Böyle bast olmuş. Bunlar bu dünyada sebepli ve sebepsiz olarak gözükürler. Ama biz sıkıntıyı, parasızlık, bir yerim ağrıyor, bir şey mi oldu gibi şeylerden kaynak. Onun için denmiş ki sen kendini tanımasan oho bunu dersen şimdi rahatlarsın yani çıktıktan sonra aynı olacaksın. Yani biraz böyle bu enfusi dersler kastımız böyle içsel alemde biraz da irfanlıktan bahsedeceğim. Biraz mesela hasretten bahsedeceğiz. Hasret kalmışız. Ariflikten bahsedeceğim. Keseceğim yani. Sonra biraz devam edeyim. Kavz ve Bast hareketleri. Bu sebepsiz dedin ya, onunla ilgilenmek kısa. Rabbani bir kamçıymış bu sebepsiz.
Çünkü em ve yesin ortasında düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükre bulunmak için kabz ve bas taletleri celal ve cemal tecellisinden intibah edine gelmesi ehl-i akıdatça medar-i terakki ve düstur meşhurdur. Meşhur. Neresidir bu? Nereye okudun? Bu Kastamonu abi. 8 değil mi? Kastamonu 8 herhalde. Ha işte o. Görüyor musun? Yani tekamül içindir. Kardeşim semavi bir öğretidir. Bir parça aralayayım mı? Bana Kur'an kadar Kur'an verildi ama mezun değilim söylemeye demiş Allah Resulü. Bir ayeti şudur. Mesela Kur'an'ın dışında Kur'an. Sebepsiz böyle haletler var ya. Mesela sıkılmak. Semavi bir öğretidir. Cehennemden seni orada öğretecek ama cehennem ne olduğunu celalle eğitilmen gerekiyor. Salıyor Allah. Salıyor. Senin radyon açık. Şu anda radyo dalgaları var. Niye çalmıyor burada? Açmamışız. Celali saldı enerji. Sana musab oldu. Geldi. Ne yaptı sana? Eğitti seni. Bak. Tekamül ede. Bir de okur musun? Bak. Sair terlumat-ı ruhaniye ise sabra sair bak. Sair terlumat-ı ruhaniye ise sabra mücahedeye alışmak için Rabbani bir kamçıdır. Evet. Çünkü em ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast haletleri celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi ehli hakikatça medar-ı terakki bir düsturu meşhurdur. Ya. Şey diyebilir miyiz abi? Sebeplilere esmaların tecellisi, sebepsiz olanlara da esmanın ya azami mertebesi ismi veya azam. İsmi azamlar. İsmi azam. İkisi olabilir mi? İsmi azam. İsmi azam mıdır yoksa esmanın da mertebeyi azamı? Mertebeyi azamı olabilir bizim gibi insanlar ama. Ha, işte şunu hem mertebeyi azamı ya da ismi azamların tecellisi diyebilir miyiz? Evet. Mesela Mehmet kardeş, cehenneme giden Müslüman günahı var, dönecek. Orada öğrenmiyor mu böyle yapmamam gerekiyordu? Gitmemem diye, vermem gerekiyordu zekatı, kılmam gerekiyordu. Öğrenmiyor mu? Peki hani azap yeriydi? Öğreniyor işte. Tabi oraya gitmeye gerek yok ki abi. Cehennemin halet yaşamıyor muyuz burada? İşte buraya sokarak öğretiyor. Evet. Cennet cehennem olması, cennet cehennem olsun diye değil. Eğitiyor seni. Eğitiyor. Eğitiyor. Devam et. Hareket dinginlik ister. Niçin hareket var? Bir kayadan, dağdan niyet bir taş yuvarlanır. Dinginlik yani karar kılmak için ister, karar kılmak ister. Bir bakarsın konuşan var, unutma bunu. İçinizden bir, içinize anlatacağım şimdi. Kendi içimden sizin içinizi söyleyeceğim. Bir bakarsınız konuşan var, kelam yok. Bir bakarsın kelam var, konuşan yok. Yani tuhaf tuhaf. Bir bakarsın konuşmak var, konuşan yok. Bir bakarım konuşanın kendisi var, konuşması yok. Allah. Tuhaf. İnsanın hakikatinin sirayet etmediği şeceri hilkatte hiçbir şey yoktur. Tıpkı suyun buza sirayeti gibi. Seni insanlık İnsanlık bizi kainatla alakadar etmiş. Mahiyet insaniye birdir. Sırrı bu. İnsanlık yani insanın sirayet etmediği, bulaşmadığı, yapılandırmadığı hiçbir yer yoktur. Yani suyun buza ulaşmadığı bir yeri olmadığı gibi. Kendini kendine alıştır. Bir daha. Kendini kendine alıştır. Aramayı kendini aramayı öğret. Kendini kendinle yaşamayı, kendin kendinle olmayı, kendin kendinle lezzet almayı,
kendinle kendin öğrenmeyi ve öğretmeyi alıştır. Köpek alıştırır gibi. Kendinle baş başa kalmasına da kendinle baş başa kalmanın adı da bu noktada halvettir. Halvet. Şimdi bir şey de okuyacağım. Bu da tuhaf, ilginç. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Ölüm, insan denen kutsiyetin bir daha elde edemeyeceği bir noktasıdır. Ölüm, insan denilen kutsi bir varlığın bir daha elde edemeyeceği, olmamış olmayacağı bir noktasıdır. Başka? Ölüm, kafir mümin fark etmeden Allah'lığının onaylandığı andır. Kafir mümin fark etmeden herkes Allah dediği andır. Allah'lığının onaylandığı andır. Kafir mümin fark etmeden. Firavun'u secde etmiş ki yani. Evet. Başka? Ölüm kişiliğine, yani yaşıyoruz ya, çeşitli halden hale giriyoruz. Kişiliğine büründüğü andır. Yani hakiki kişiliğine dönüşüm olduğu andır. Hayatının, yaşadığımız hayat sürecinin tamamının andaki cemidir. Mevcudiyetinin vücuduna dönüştüğündür. Mevcudiyetinin vücuduna dönüştüğü bir kavşaktır ve bir daha hiç kimse elde edemeyecektir o noktayı. Bir kere oluyor. Yani çok şer gibi gözükürken en büyük nimetlerden bir tanesi de odur. Çünkü kimin adına, nerede, niçin, makam ve üslubunda ifade ettiği kelama göre değer aldığı için ölümün sonucu Allah ise, Allah'ın rüyetine perdesiz kavuşmak ise bu nimet nedir de nedir ya. Fakat Kur'an'ın tabiriyle kalbimize dünya indiği için ölümden korkuyoruz. Müsaade eder misin abi? Tamam. 4 tane de şey var, onlar bekliyor. Ölüm ebedi saadetin mukaddimesi mebdeidir. Ölüm şahsın kurtuluş kapısıdır. Ölüm kaderin ölçü ve programıyla çizilip kudretin eliyle yapılan azim bir tasarruftur. Ölüm ruhun serbest, hür ve mutlak kalmasına sebep olmaktır. Ölüm bu alemi faniden alemi bekaya gitmektir. Çok güzel. Bu senin sorunun değil. Bu düşünen insanın sorunu. Tarih boyu insan en çok kendisini merak etmiş. En çok kendisini ve kitaplar yazmış. Bir sürü şeyler yapılmış. Mesela bugün de buna benzer ben bir şey düşünüyordum. Ama yazmadım. Bir parçasını söyleyeyim. Dikkat ederek. Şimdi Allah'ın celali ve cemali tecellisi var. Onların da temsilcileri var. Allah yarattı. Yani mevcut. Mevcuda ilmi kelamda arka tarafı şey denir, şeyi evvel, şeyi. Onu ortadan kaldıran bir sistem koymuş, onu tan etmiş, kaldırmış, şeytan dermiş. Bir de vücut alemlerine, şimdi ona, bakayım şurada galiba, dindeki şeyler, aslında fizikte var da farkında değiliz. Mesela bununla alakalı ya. Ama bir parça.
varlıkta birbirleriyle çelişen, bak cehennem cennet çelişen, çatışan, mutlaklığa merat çelişip çatışıyor. Sebebi mutlaklığa meratıp kazandıran negatif enerjidir. Allah'ın şeytan meten yok ya. Onu bir kimliğe büründürdü. Esma ya. Bize de bu kerih dedi, kerih dedik. Zaten öyle bir şey yok. Yani mutlaklığa muayyenlik değil, meratip giydirmek için o mutlaklığın çelişe ve çatışması için onu meratip kazandıran cemalin karşısında bir celali enerji saldı. Salınım yaptı. Onun bir müvessili olması lazım. Şeytan şeytan etti. Meratiplendirdi. Şeytanın iki sıfatı var. Kemalat insaniye ve makasidi hayri külliye sebeptir. Bilirsen. Bilmesen şeytan olur. Mesela bununla alakalı ölüm anı. Ölüm, insan denen bir kutsi varlığın ezeli ve ebedi bir daha tatamayacağı, bütün mevcudu yaşadığı anda bütünleştiği noktadır. Şimdi radyoaktif ışımalar da denir mesela. Dengeyi bozan radyoaktif ışımalar da mesela hamile kadın giremez diyor. Röntgen odasına vesaire gibi. Bunlar ışımaların zarar verici ışımalar deniyor. Ben buradan konuşuyorum. İnsanda burada çelişen ve çatışan bir şey var. Bir şey, senin şeyine geleceğim şimdi anladığım kadarıyla. Böyle bir salınım var. Bu salınımları fark edip, farkındalığa gelerek, fark ederse farkındalığı kazanarak, bunlarla kendisini inşa edip ama bu olmayan bir varlık. Kemal, Celal, Cemal, Kemal, insan. Şimdi Allah denilen bir zat-ı kutsi, cemali salınımla, celali bir salınımla seyrediyor ama yani bunları birbirine geçiştirdi 29. söz. Karıştırdı. Çatıştırdı. Sonra bunların anlam kazanıp bunun dışına kalabilecek bir mahluk. Görünümde mahluk olmayan bir varlık. İnsan. İnsan demeyi bir kavşak. İşte bunlar hep dert edilmiş. Öyle bir iki dakikalık olacak. Bu zaten mevzumuz işte. Enfus mesela nedir işte bu ders? Enfus insan içi dediği zaman karaciğer ve böbrek olmadığını biraz önce anlattığımız işte bakın şeytana bakışa bakın şeytan ediyor. Yani ya kaldırıyor ya mertebelendiriyor mevcudu. Ama düz okuduğun zaman şeytan tabii ama şeytan ediyor. Yapısını değiştiriyor. Çatışıyor onunla. Kaldırmak için değil Allah'a. Allah biz böyle konuşacağız da şeytan kaldırmak için ama aslında şeytan pozitif enerjiyle çatışması onu mertebelendirmek içindir. Mesela şöyle diyeyim ben Esma'dan yaratıldım. Beni buradan tutuyor. Ben Esma'yım aslında. Beni burada tutan nedir? Ara boşluğudur. Yani mıknadıs ve demir. Burada tutulmasına, tutunabilmiş burada boşluktur. Bizim bu boşluğu şeytan oluşturuyor. Şeytanı kaldırırsanız demir yapışır mıknatıse esma oluruz. Esma da bizi bu mertebede mevcut olarak, cilve, cemal, nakış, sanat olarak bizi tutmasına sebeptir yani. Çatışa ve çelişiyor. Şimdi... Şey midir abi peki? Yani aslında temelde şeytandan ziyade mudil esma ona. Ha. Tabii onu kastediyor. Yani. Esma, arka. Ama artık bu cemaat, cemaat-ı nurani bildiği için şeytan dediğim zaman sıfatıdır, kendisi değil. İblis, hennas, sıfatıdır. Mudil tabii. Bunu bilmediğin zaman sıkıntı oluyor. Biraz da sıkıntıdan iki cümle şey yapayım.
sebepsiz sıkıntı, iki tane sıkıntı var. Bir sebepsiz sıkıntı, bir de sebepli sıkıntılar birbirine çok ayrıdır. Sebepli sıkıntı var, sebepsiz sıkıntı var. Temel, yani sanki bunlar konuşulacak ki bugün yazılan şey bunlar. Sebepsiz olanı, şu atlamayayım. Temel sıkıntı sebeplerden, bak temel sıkıntı sebeplerden arındıktan sonra olandır. Yani sebepli sıkıntı var ama bir de tanımlayabiliyorsun. Yani bu var ama bu bende bu sebeplerden kaynaklanıyor. Bir de sebebi yok. Tamam mı? Sebepsiz olanı sebeple kalkmaz. Bir sıkıntı var ki sebepsiz. Sen onu sebep arıyorsun niye sıkıldın diye. Ve sebep arıyorsun ki o sebebini kaldırın ki sıkıntı kalksın. Oysa sıkıntı bir eğitim yöntemi olduğunu bilmiyoruz. Mesela korku şer gibi gözüküyor. Oysa ifrat tefriti vasatı var. Vasatı büyük nimettir. Sıkıntı bir eğitim metodudur. Semavilikten gelen yöntemdir. Korku, sıkıntı, can, bu semavi öğretidir. Mesela insan servetiyle ve sihatiyle vardığı şeyle, fakirliğiyle ve hastalığıyla vardığı daha fazladır, daha büyüktür. Bunun da tersi var. Yani sebepsiz bir sıkıntıyı bilemediğin zaman sebep arıyorsun. Bulamayınca sebepli sıkıntı oluyor. Bunun tersi de var. Sebepli ve sebepsiz. Mesela sebepli ve huzur, lezzet, zevk ve haz. Bunlar da sıkıntının tersi. Mesela huzur sebeplisi var. Sebepsizi var. Huzurun. Lezzet de öyle, zevkin de öyle. Bazen bir doğma olur böyle. Sebebi yok. Şimdi şey yapacağım. Niçin onlar? Sebepli olanlara Kastamonu 8'de benim kafam biraz değişik çalıştığı için ben külliyat okuduğum zaman böyle Kabz ve Bastaret, Celal Cema falan öyle. Ben kanuniyetini ile bulmak istiyorum. Diyor ki sebepli olanlara Kabz ve Bastaletleri Kastamonu 8 sebepli sıkıntı Kabz ve Bast. Nedir o? Biraz önce tanımladım. Bast, kabz, aktif oldu. Niçin oldu? Mesela cehennem, cennet. Bast, bu cehennem. Kabz. Şimdi bunun dünyada sebebi var mıdır? Yok bir şey sebep. Yediğim önümde derler. Allah razı olsun ya. Yediğim önümde. Yemedim arkamda. Hani bir tabir var ya. Her şeyim yerimde. Niye sıkılıyorum ya? Derdim ne benim? Derdim ne benim? Sebebi var mı? Sebebi varsa kaldırırım zaten. O nedir? Diyor ki, celali tecelliyi sana anlatmak için bu alemde öğretiyor seni. Eğitiyor ya. Cehennem eğitme yeridir. Niçin eğitme yeridir? Yandıktan sonra cennete gitmeyecek mi Müslüman? Yanmak ile yanmak değil ki. Öğretmektir aynı zamanda. Öğrenmektir. Ha, yapmamam gerekiyordu. Hangi seviyede? Faturası ağır bir seviyede. Ha, bunu dememem gerekiyordu. Bunu kılmam gerekiyordu bu namazı. Öğrenmiyor mu? Levmetmiyorlar mı kendilerini? O öğrenmek değil midir? O ilim değil midir yani? Ha? Şimdi cemali bir tecelli eğitiyor seni, salıyor yani. Haşa yani, fizik tabirini kullanayım. Salınım, salıyor. Radyasyon gibi değil, müsbeti. Salıyor bu enerji. Ben de bulutların üzerindeyim. Böyle bast olmuş. Bunlar bu dünyada sebepli ve sebepsiz olarak gözükürler. Ama biz sıkıntıyı, parasızlık, bir yerim ağrıyor, bir şey mi oldu gibi şeylerden kaynaklı. Onun için denmiş ki sen kendini tanımasan oho bunu dersen şimdi rahatlarsın yani çıktıktan sonra aynı olacaksın. Yani biraz böyle bu enfusi dersler kastımız
Böyle içsel alemde biraz da irfanlıktan bahsedeceğim. Biraz mesela hasretten bahsedeceğiz. Hasret kalmışız. Ariflikten bahsedeceğim. Keseceğim yani. Sonra biraz devam edeyim. Kavzol bastı hareketleri. Bu sebepsiz dedin ya, ona ilgilenme kısa. Rabbani bir kamçıymış bu sebepsiz. Çünkü emn ve yetsin ortasında düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükre bulunmak için kabz ve bas taletleri celal ve cemal tecellisinden intibah edine gelmesi ehl-i akıdatça medar-i terakki ve düstur meşhurdur. Meşhur. Neresidir bu? Nereye okudun? Bu Kastamonu abi. 8 değil mi? Kastamonu 8 herhalde. Ha işte o. Görüyor musun? Yani tekamül içindir. Kardeşim semavi bir öğretidir. Bir parça aralayayım mı? Bana Kur'an kadar Kur'an verildi ama mezun değilim söylemeye demiş Allah Resulü. Bir ayeti şudur. Mesela Kur'an'ın dışında Kur'an. Sebepsiz böyle haletler var ya. Mesela sıkılmak. Semavi bir öğretidir. Cehennemden seni orada öğretecek ama cehennem ne olduğunu celalle eğitilmen gerekiyor. Salıyor Allah. Salıyor. Senin radyon açık. Şu anda radyo dalgalar var. Niye çalmıyor burada? Açmamışız. Celali saldı enerji. Sana musab oldu. Geldi. Ne yaptı sana? Eğitti seni. Bak. Tekamül ede. Bir de okur musun? Bak. Sair terlumat-ı ruhaniye ise sabra sair bak. Sair terlumat-ı ruhaniye ise sabra mücahedeye alışmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü emn ve yeksin vartasına düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast haletleri celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi ehli hakikatça medar-ı terakki bir düsturu meşhurdur. Ya. Şey diyebilir miyiz abi? Sebeplilere esmaların tecellisi, sebepsiz olanlara da esmanın ya azami mertebesi veya ismi azamlar. İsmi azam. İkisi olabilir mi? İsmi azam. İsmi azam mıdır yoksa esmanın da mertebe-i azamı? Mertebe-i azamı olabilir bizim gibi insanlar ama. İşte ben şunu söyleyeyim. Hem mertebe-i azamı ya da ismi azamların tecellisi diyebilir miyiz? Evet. Mesela Mehmet kardeş, cehenneme giden Müslüman günahı var, dönecek. Orada öğrenmiyor mu böyle yapmamam gerekiyordu? Gitmemem diye, vermem gerekiyordu zekatı, kılmam gerekiyordu. Öğrenmiyor mu? Peki hani azap yeriydi? Öğreniyor işte. Tabi oraya gitmeye gerek yok ki abi. Cehennemi halet yaşamıyor muyuz burada? İşte buraya sokarak öğretiyor. Evet. Cennet cehennem olması, cennet cehennem olsun diye değil. Eğitiyor seni. Eğitiyor. Eğitiyor. Devam et. Hareket dinginlik ister. Niçin hareket var? Bir kayadan, dağdan niyet bir taş yuvarlanır. Dingillik yani karar kılmak için ister, karar kılmak ister. Bir bakarsın konuşan var, unutma bunu. İçinizden bir, içinize anlatacağım şimdi. Kendi içimden sizin içinizi söyleyeceğim. Bir bakarsınız konuşan var, kelam yok. Bir bakarsın kelam var, konuşan yok. Yani tuhaf tuhaf. Bir bakarsın, konuşmak var, konuşan yok. Bir bakarım, konuşanın kendisi var, konuşması yok. Allah. Tuhaf. İnsanın hakikatinin sirayet etmediği şeceri-i hilkatte hiçbir şey yoktur. Tıpkı suyun buza sirayeti gibi. Seni insanlık İnsanlık bizi kainatla alakadar etmiş. Mahiyet insaniye birdir. Sırrı bu. İnsanlık yani insanın sirayet etmediği, bulaşmadığı, yapılandırmadığı hiçbir yer yoktur. Yani suyun buza ulaşmadığı bir yeri olmadığı gibi.
kendini kendine alıştır. Bir daha. Kendini kendine alıştır. Aramayı, kendinle kendini aramayı öğret. Kendini kendinle yaşamayı, kendin kendinle olmayı, kendin kendinle lezzet almayı, kendinle kendin öğrenmeyi ve öğretmeyi alıştır. Köpek alıştırır gibi. Kendinle baş başa kalmasına da, kendin kendinle baş başa kalmanın adı da bu noktada halvettir. Halvet. Şimdi bir şey de okuyacağım. Bu da tuhaf, ilginç. Yaşayanların çoğu uykuda, Allah Resulü diyor. İnsanlar uykudur, uykudadırlar. Ölünce uyanırlar diyor. Bak şimdi, uykuda uyanmış olanlar çok az var. Nasıl anlarım ben uyandığımı? Uykuda mıyım? Bendeki oyla ondaki ben arasındaki ara boşluğun yangınının adı da hasrettir. Bendeki oyla, bendeki o var, bende o var. Bendeki oyla ondaki ben arasındaki boşluğun yangının adı hasret. Ama yönü değişmiş, anneye, sevgiliye dönmüş. Hasret, insan kendisine hasrettir. O kimdir o şarap içen? O kadın kimdir? O zalim kimdir? O alim kimdir? Hatta o peygamber kimdir? Herkes kendi pergeline kendisini koysun. Mahiyet insanı birdir. İnkısamı gayri mümkündür sanınca ben merkezdeyim. Bunlar benim hissiyatlarımın, duygularımın, fikirlerimin, latifelerimin tecemmür etmiş, taayyün etmiş, kişilik kazanmışlarıdır. Aslında hepsi benim. Abi tam orayı açmıştım ya. Tamam. Efrat, oku. Efratlarım. Hemen kısa okuyacağım abi. Efratlarım. Efrat. Hemen kısa okuyacağım. Bak. Oku. Bu sırrın sırrı şudur diyor. Ha sırrın? Sırrı şudur diyor. Sırrın sırrı. Acayip bir ifade. Şudur ki hakiki, samimi bir ittifakta her bir fert sair kardeşlerinin gözüyle de bakabilir, kulaklarıyla da işitebilir. Yani sen ustad da olabilirsin, hafızade de olabilirsin. Yani çok geçersen yani her şey olabilirsin. Saniye bir dire geçenin şeyi. Evet, sırrın sırrı. Sırrın sırrı diyor buna. Bak. Hatta dua ediyorum diyor. Dağda hiç kimse yok. Bir baktım ki amin duydum. Baktım Hafız Ali. Ne zaman geldi baktım hiç kimse yok. Bunlar halüsinasyon görmüyorlar ama bunlar öyle derler. Biz halüsinasyon görüyoruz. Biz şizofreniyiz. Biz hastayız. Fazla bizim şey kale almayın. Onlar öyle derler. Ve öyle de tanı koyarlar. Değil mi? Demişler ki birinci Sait, ikinci Sait diye bu dedi. Doktora. Böyle bir kişilik çatışması yaşıyor diyor. Onun için bırakın demiş. Raporda öyle gelmiş. Kişilik çatışması. Peki devam edeyim. Gündüz normal yaşarken size bir soru soracağım. Ya, uykuyu devam ediyorum ya. Gündüz normal yaşarken aynı anda rüyada görseniz nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Biz rüyayı buradan çıkınca yaşıyoruz. Ama bazı insanlar var ki yaşarken de rüya görüyorlar. Bunlar çift dünyayı anda yaşayanlardır. Çift dünyayı anda yaşıyorlar. Hem yaşarken burada, hem de rüya görüyorlar. Hem de orayı burada görüyorlar. Mesela bir misal, bunlar hakkında uçuk şeyler bahsetmiyorum. Mezara bakıyor, ben de bakıyorum. Molla Resul de bakıyor, ustad da bakıyor. Bir şey yok, ustad güldü. Niye güldün ustadım demiş. Demiş bir kadın namaz kıldı, tesbih çekerken tesbih koptu, diziyor. Kıyamete kadar da dizecek, öldüğünü bilmiyor namaz ve abdest olduğu için. Şehit oldu. Kıyamet kopunca diyecek ki Allah Allah kıyamete koptu şu tespihi de geçiremedim. O da bakıyor niye görmüyor? Burada bak burada orayı yaşıyor. Görüyor. Nasıl bir göz? Başka bir göz. İşte bu göz yaşarken de rüya görüyor. Biz rüyayı uykuya hasretmişiz de ondan. Çift dünyalı bunlar. Ustad da diyor ki iki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasınlar. Rüya alemi misal değil mi abi? Evet.
Yani alim misali burada yaşıyor. Alim misali burada yaşıyor. Alim yani, alim şahit. Burada işte ne günahlar? Alim misali de temessülatını görüyor diyen adam. Peki rüya nedir? Alim misalin zıllıdır. O zaten alim misali yaşıyor. Ama biz kendimiz noktasına düşünelim. Bizim gibi yaşayan, yiyip içenler gibi. Yani hem yaşıyoruz hem aynı anda rüya görüyoruz. Aynı anda, şu anda. Hiçbirisi de karışmıyor. Yalnız şu kadar var. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şey yapmasın diye ben size bir tane örnek vereyim mesela. Şöyle oluyor bende. Şimdi bu bilgisayar. Dersi atıyorum. Bu dersin. Bazı yerler kesilmesi lazım. Ki dinlenmesi gerekiyor. Gerçi almaya gönderiyoruz öksürükler için ama bazı böyle uçuk şeyler olunca onları silelim. Umuma gitmesin. Geçen bir tane ders yapmıştık. Onu yayınlattırmadım Furkan'a. Neydi o? Bir şeydi o. Neyse. Bak bir şey söylemek için söylüyorum bunu. Nasıl olur? Olur mu? Oluyor. Mesela şurada dersi atıyorum. Bu çalıyor. Tamam mı? Uçuk şey var mı? Aynı anda ben ders çalışıyorum. Aynı anda mana çıkaran, yani kitap okumuyor. Ders çalışıyor. Oluyor yani. Yani ikisine de çabamıyor. Bunu nasıl oluyor mesela hayalen? Size demiştim ki alıştırın kendinizi, tabana çıkın fikren. Kendinizi şöyle bakın. Şu anda ders yaparken ben beyaz takkemi görüyorum, görüyorum. Şu anda sizden konu hem düşünüyorum hem orayı, oradan kendimi görüyorum. Yani yapa yapa bu at eğitmek gibi yani. Eğite eğite oluyor bunlar. Eğitilebiliyor. Mesela bu eğitilebiliyor. Evet, mesela burada herhangi bir öksürük değil. Yani bu gitmemesi lazım. Bu silinsin. O iken böyle ya dur. Burayı sileyim. Oluyor. Risale-i Nur bu şeyi veriyor. Ama bu biraz daha ileri. Yani yaşarken uyku, biraz daha ileri kabri. Dindeki ismi Keşfel Kubur deniliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miraca çıkarken refreften önce neydi abi bindiği? Buraklı diyor. Bu mudur abi o? Bu bizim suret bunlar. O senin sandığın var mı? Evet. Evet. Tasavvurdaki şu. Evet. Tasavvurdaki bunlar. Senin Burak'ın. Evet. Neydi tasavvurda? Şüphe, tereddüt, zan, bilgi, malumat, düşünceler. Ondan sonra hayallerin. Bunların bütünselliği. Senin de o. Bindiğin şey değil mi? Ezber olmasın. Nereye biniyorsun? Nereye göre karar veriyorsun? Nereye göre seviyorsun? Nereye göre düşman ediniyorsun? Nereye göre mutlu oluyorsun? Veya huzursuz oluyorsun? O senin burağın işte. İşte bu. Mesela ölüm. Ya kardeşim böyle bir şey olur mu? Ölüm böyle tasvir edilir mi? Ölüm, kesretin, mevcut, doğdum 57 yaşı. Bu kadar doldurdum. İyi veya kötü. Bu kadar geniş bir zaman ve mekan. Zamanın ve mekanın kalktığı. Zaman ve uyku gibi. Zaman ve mekan kalkmasa sıfır bir şey diyebilirsin ama uyku kişiye göre ne mekan vardır ne zaman vardır. Uyku anında onun aleminde zaman ve mekan yoktur. Adem. Ne oluyor? Adem olduğu için ötekiler var oluyor. Şimdi 50-60 senelik bir hayat. Dağıttım böyle, sıkıştırdım, açtım böyle. Müzik sesi, şey, aleti var ya böyle. Aynı onuna benziyor hayat. Ama menfi çalıyor, ama müsbet çalıyor. Düşünün, musika gibi. He, böyle 60 senelik şey bu kadar. Çalıyor, sıkıştır, tek. Yani kesretin an olması, vahdet olması, mevcudun vücuda dönüşmesi, insan denilen kutsiyetin ömründe bir defa yakalabileceği andır. Ölüm abi. Ölüm mahlukiyetten yani Rablığından Rabbul alemine mulakı olma serüveninin başlangıcıdır. O an. Ama böyle düşünmesen hayatını zehir edendir.
İşte Burak'ın, işte niçin bunları anlattım? Hepsi ölüm korkusu, her şey bu. Senin bura bindiğindir. Sen bir eksi, çok herkesin eksiği var ama senin çok eksiğin olan şu. Zaaflarını bildiğin halde, zaaflarını tetikleyecek sebeplerde bulunuyorsun. Evet. Benim şu şartlarda bulunsa bu beni etkileyecek. Bildiğin halde gidiyorsun, ahmaklık yapıyorsun. Evet. Yani ahmak yani, ahmak o yani. Evet. Beni bu blok edecek, beni tahrik edecek, beni rahatsız edecek bu. Gitme, açma, verme, deme, bulunma, karışma, KKK askerlikte. Konuşma, karışma, kaytarma. Yani zaafını biliyorsun. Niye dokunuyorsun? Dokunduracak sana. Ha, hakimsen, basabiliyorsan böyle, Geylan dediği gibi, evliyaların omuzları benim ayağımın altındadır dedi. 149, sikket tazgâh. Yani zaaflarını bilmek büyük bir meziyettir ama uygulayamıyor. Ha, ben buraya girersem benim duman edecek beni. Çünkü sistem çalışıyor. Peygamber'e de çalışıyor, Gazali'ye de çalışıyor, İmam-ı Rabbani'ye de, Bediüzzaman Hazretleri'ne de çalışıyor. Bana da çalışıyor. Bu sistem çalışıyor. Hiç affetmiyor. Mesela bu cümleler niye için yazılıyor? Bir ihtiyaç hissediyor. Ya neyin nesidir ya bana bunu? Ezeli ve bedi olan Allah bana ölümü niye tattırsın ya? Yani benim anladığım acıyı niye tattırsın? Bu, ha demek ki kesretin, yani kum saati geliyor genişten, belden inceleşiyor. Yani peki cennette olsaydı bunlar, ki vardı, Adem Aleyhisselam'ıydı, böyle bir şey yoktu. Biz ölümü ölüm zannediyoruz. Ölüm hayatın ta kendisidir. Niçin? Hayat mefte sebeptir. Öyle değil mi? Geldik, ölüm me sebep oldu. Ama meft ise sonsuz hayatın sebebidir. O zaman hangisi daha kaliteli? Yuhimi ve yumit. Hayatla ölüme geldik. Meftle bekaya geçiyoruz. Meft daha kaliteli. Asıl hayat ahiret. İnne darul ahirete leyyel heyvan. Şuna bitireyim. Mesela bir şey diyecektim de abi. Ha. Bizim tercih ettiklerimiz, bunlar hepsi bizim zanlarımız değil mi? Zanlarımız da yapıyoruz. Şu. Serbest. Şunu bu adamın çizdiği. Bak. Serbest bilgi. Evet bu. Şurada. Ne koymuşuz şimdi? Bak. Zan, şüphe, belki, ihtimal, şekler, tevellüt ettiği yer, bilgiler, malumatlar, düşünce. Ya denmiş buraya. Yazmış. Ya bu ömürle, Allah'ın ikramı, ilimle, akılla olacak iş değil bunlar. Size nefsin yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim akılla, zeka ile şuna buna olsaydı o olanlarda olurdu. Bu ikram ilahi bilen bilir. Bilmeyen bilmedi. Bilmeyecek dahi. Ölen öldü. Ölmeyen ölmüyor. Bak şimdi. Bilgiler, malumatlar, düşünceler, vehimler, marifetler, kainatın ilmi sureti, zamanla anlayışlarımız, oluşturduğumuz Burak'ımız kardeşim Burak. Biz oluşturuyoruz. Ölüme de öyle giydirmişiz. Ya sana diyorum ki bak, hayatla ölüme geldik. Mefle Mekka'ya gidiyoruz. Ya tebdil ve tebeddüldür ya. Yuhi ve yumit aynı kullanıyor Allah. Kök harfle yapısı da öyle Arapçada. Yuhi ve yumit. Yani çekirdek yumurta. Çekirdek ağaç, yumurta tavuk. Yani birbirine dönüşüm patlaması yani. Bir aslında yuhi ve yumit de yok öyle bir şey. Bizde var böyle. Hasan abi. Ama bu anlayışların cem anidir o ölüm anı. Asıl hayat ahiret idi ya. Şimdi asıl ölüm de asıl hayatın mukaddemesi oluyor. Asıl hayat. İşte buna ölüm demişiz. Dolayısıyla ölüm de hayatta oluyor. Yani. Kendisi hayattır diyor hayat zaten. Mukaddemesi zaten. Kardeşim, yuhinin yumite dönüşme anı. Mevcudun vücuda dönüşme. O nokta. İnsan denilen bir kutsi mabedin ezeli ve bedi yaşayamayacağı, bütün hayatının her şeyinde anda yaşayacağı en büyük nimetlerden bir tanesi ölüm anıdır. Çünkü Rabbine kavuşuyor. Mevcut farazi hatlar mıdır abi? Farazi hatlardır mevcut. Değil mi? Vücut hakikidir. Sana bir şeyde de ilginç. Hani az önce dedik ya bu mekanın başlangıcı, işte
hani Mehmet abinin de okuduğu şeyler. Bir tarafım bunu derken, bir tarafımda bir şey olduğunda ne kadar korkuyor, titriyor, kaçmaya çalışan bir şeyin Cem olduğu yerim ben yani. Evet. Sen kavşak. İkisi sen de cehren ediyor. Böyledir diye itikat ediyorum. Yani bunu yani bütün şeyimle de inanan bir ben varım. Bir yandan da bundan korkan bir ben varım. Aynı anda yani. Şimdi hangisi böyle? Dışarıda bir şey oluyor. Ödüm patlıyor. Bir şey oluyor mesela bir. Bu kim ya? Ne oluyor? Nasıl bir kavşak insan değil mi? Yani iki nasıl zıttı? O anda. Gibi. İkisi de benim güya yani. Biraz sonra bir şey olacak. Ben tırsacağım. Kalbim güm gibi atacak. Ne oldu hani az önce ölüm şöyle diyordun. Acayip. Yani ne kadar nihayetsiz. Biri bir tarafta, biri bir tarafta bir şey. Peki ben hangisiyim? Çok acayip. Hangisisin? Hiçbirisi değilsin. Onu yorumlayıp, inşa edip, farkındalığa gelendir sen. Hiçbirisi de değil. Saldı salınım, celali ve cemali teceller. Fark ettikçe farkındalığın artıyor. Furkanlaşıyorsun. Furkan, canlı Kur'an oluyorsun o seviyende. Ondan sonra, peki kendini ihya ve inşa ediyorsun. Sen hiçbirisi değilsin. Çünkü sen mevcut da değilsin, mahluk da değilsin, vacip da değilsin, vücut da değilsin, berzahsın. Ben olan ben. Kemal. Kemal bu. Anlamlandırdığın kadar. O kadar. Anlamlandırdın. O zanlarına anlam yoksa verdin. Gittin. Anlam verdin. İnşa oldun. Sonra ihya oldun. Verdi Burak, Burak refrefe dönüştü. Refref ne oldu o zaman? Şimdi ne diyebiliyoruz o manada? Şimdi Burak'ı biraz daha konuşuyoruz da refrefi az konuşabiliyoruz. Refrefi konuşabilmek için böyle biraz arş azamı konuşmamız lazım. Refref bir söyleyebilir miyim? Yok şimdi söyleme, bitireyim evet. Çünkü. Sen hak şimdi... Yok hiç uzatmayacağım abi, çok güzel. Yok yok. Rabbin. Tamam peki. Bu kadar. Dayanım. Rabbinle Rabbul Alemin. Evet. Farkı diyor, tamam. Gündüz bitireyim şunu, hemen başlayayım. Bu rüyaya nasıl girdimse. Gündüz normal yaşarken aynı anda rüya da görsen nasıl olurdu? Çift dünyayı anda yaşardın. Nakledenle onu yaşayan hiç aynı olur mu? Nakledenle. Biri naklediyor, diğeri o şeye şahit oluyor. Çok garip. Yani mesela birisi yaşadı oraya. Geldim, uyandım Osman. Ya biliyor musun ya Allah hayretsin bugün ben. Ne hayır. Ya nedir diyor. Sendin zaten o gören ben diyor. Ha kaç taneye ben diyorsun ya. Yani birisi yaşamış, birisi de ona şahit olmuş. Şimdi birbirlerine soruyorlar nedir diye. Bu buna soruyor, bu da buna soruyor. Dağın başına geldik. Ben kimim sorun bağıracağım. Ben kimim? Sen kim? Tanımladığın her şeyin dışındasın. Buyurun cenaze namazını derler hadi taakkul. Niye peki bu kadar yaklaşık 35 dakika şey? Tanımlar havada kalıyor. Uçuşuyor. Değerlendiriyor. Bak halvet. Mesela biraz önce sıkıntı mesela. Bunlar içsel böyle şeyi muayyenleşiyor. Oturdukça Risale-i Nur'daki derslere basamak oluyor. Bundan sonra zaten Risale-i Nur. Bu tabirler niçin zorlanıyoruz birbirine karışıyor? Okuyoruz ve anlama niye giremiyoruz? Tanımlar alemimizde oturmuyor. Abi ya bu üstad kim abi ya? Peygamber deme. Her şey. Her şeydir. Peygamber. Bunu söyledim. Ben söyleyeyim abi. Bunu söyledim. Sumbur abi sarıldı bu lafımdan. Kur'an ve sünnet-i seniyenin bu asırdaki temsilcisinin müvekkilidir. Evet. Vekilidir. Zaten bu manada şey söylüyor. Sikiyetası gaybede. Kur'an ve hadisten gelen en cami bir eserdir diyebilirsiniz diyor. Çünkü bu asırda ve son, Kur'an'ın son icazı manevisidir. Benim gibi zavallı. Tevazu yapmıyorum. Dinde ve şeyde tevazu olmaz kardeşim. Bu tür manaları okurken ben de uyananın kısmını yazıyorum. Çünkü birilerinin eline geçecek.
bir kısmını da siliyoruz zaten yayına. Buradakileri de yazmıyorum mesela o rüyada bir ama okumak ben hatırlamak için yapmışım. Şimdi bizi böyle tesir ediyorsa bu nasıl bir eser bilmiyorum. Yani hakkını yememek lazım. Ustad kimdir diyor ya abi. Evet. Bu eserlerin kendisinde neşmu neva bulmak için bir mirattır yani. Evet. Peki kendimden niye örnek veriyorum Hazret Mehmet Alcam Bey? Şu aralarda hep ona şey yapıyorum. Risale-i Nur oku ne olacak oku. Yani karşılık bulduğunu terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin diye kendime zarar olduğunu bildiğim halde bazı şeylerimi paylaşıyorum. Risale-i Nur'un hakikatinin hatırı için yapıyor. Mehmet Efendi. Kimdir diye sordu ya. Mesela Peygamberimizin diliyle cevap vereyim. Biliyoruz ama Ademoğlunun en safisi, en cömerti benim diyor Üstad'ım. Benden sonra bir recul gelip Ademoğlunun en safisi, en cömerti Üstad'dır diyor. En safi ve cömerti derken ve elinde mali mülkü en değil. En safi, en cömerti demek abi ya. Ve en safi ve cömert. Karışmamış ya. Evet. Benden sonra olur diyor yani. Dünya değil, ahiretin dahi fedai. Evet. Evet. Yani. Ondan daha cömert ne olur? Kim yara ümmidir ki? Yara ümmi. Evet. Ümmi zaten bak. Neremiyiz ümmi ya? Öğretmenlik elbise, öğretmenler elbise giydirmiş. Ana baba giydirmiş, televizyon giydirmiş. Allah'tan elhamdülillah televizyon görmemişiz biz de çok şükür. Kimseyi de söyleme kapıra abi. 45. Evet. Size gönderdim. Bir açar mısınız? Taakkul. Bismillahirrahmanirrahim. 14-3-2021 Dima 152 Tepecik ve biz ki akılsızların akıl dersi. İhtiyacımız var abi. Evet. Dün birisi soruyor ha. Bir tane de var böyle. Eksik bizim gibi eksik. Şey gibi, Levent diye böyle. Şimdi geldi, Umrani'den buraya geldi. Garibime gitti o günden beri, kafamda. Adam bir şey soruyor, bir ders yapacak, onu şey yapıyor. Diyor ki, insan niye hareketlerine gidiyor? Korkusunu kaldırmak için diyor, korku. Korku. O da her şeyi korku merkezli izah ediyor. Niye korkacak diye sorup sordum ona. Nereden korkusu var? Kabir, ölüm bunlar basit. Yani ölüm insanın en büyük meselesi değil ki ya. Biz insan olmaya geldik buraya. Böyle ölümün derdini çekmek için değil ki vesaire. Peki niye? İnsan emaneti niye aldı? Aynı yerde geçiyor. İnnehu velakad keremle beni adem. İnsanoğlu muhakkak en güzel şekilde yaratıldı. Tam da niye söylüyor innehu kâne zâluman cehûlâ? Niye zalimdir? Lakin güzel yaratılmış. Peki niye emaneti aldı? Üçüncü soru. Çünkü zalimliğini ve cehaletini kaldırmak için. Zalimliğini ve cehaletini. İnnehu kâne zâluma cehûle emaneti almasının sebebi zalimliğini ve cehaletini kaldırmak. Korkusu nedir? Zalimlik ve cehalet olarak kalmak. Korku odur. Şu Mesnevi Nuriye 249. Gördünüz mü? Bir kişi görse tamam diye yürüyeceğim. Bir de Hasan abi siz dediniz ya Levent Reis sen misin? Üç sefer. Üstad da aynısını söylemiş. Rüyada. Sen misin demiş Levent Reis. Sayfa kaç abi? Defter sayfa. 45. Buldun doktor. Tamam. Dalalet ne kadar aciptir? Şimdi ne kadar oturuyor dersler değil mi? Dalalet. Dal. Gayril mağlubi aleyhim velallin. Dalin neydi? 25. sırada dalin. Rehbersizlik. Rehbersizlik. Dalalet ne kadar aciptir. Zat-ı Zülcelal'in lazime-i zarurisi olan ezeliyeti ve hassası olan icadı aklına sıkıştıramayan nasıl oluyor ki gayri mutenayı zerrata aciz şeylere veriyor? Ne anladık? İcat, vücut, sıfat-ı zatiyede oluyor. Bu kaynaktan oluyor. Akıl ise sıfat-ı subutiyenin
ilim sıfatından yapılmış alettir. Allah'ın bir esması ve sıfatı böyle yok, akıl denen. Yani ilim mi? İlimden mi yapılıyor şey? Yani şey yapısı, sistemi. Akıl bir alettir. Sistemi ilim yapıyor. Tabii ki icadı Adem'den vücuda çıkmasına anlayamıyor. Anlayamaz akıl. Niye anlayamaz? Akıl daha düşük mertebeden geldiği için. Hem akılda vücut yapıyor, icat ediyor. Hem aklı da, aklı kim yapmış? Vücut yapmış. Mesela geri giderseniz meyveden. Meyveden geri git. Meyveden tohum, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Gidemez. Akıl gide alettir ya. Akıl bir alettir. Bunun yapan zatın keyfiyetine varamaz. Çekirdeğe kadar gider, daha gidemez. Adem'i niye anlayamıyor? Daha üst mertebedir. Adem nedir? Vücud ilme perde olmuş bir ünvandır. Adem akıldan daha öteye olduğu için onu tanımlayamıyor. İzah edemediğinden yokluğun, ölüm korkusu buradan başlıyor. Aklın çaresizliğin adı ölüm korkusudur. Aklın çaresizliğin adı, mesela Adem vücut alemlerine çıkmasına sebeptir. Ama aynı zamanda yok ediyor o. Vücut alemleri de şey. Şimdi ruh bundan rahatsız oluyor. Ama ruh buna tanımlıyor. Çok anlattım bunu ama tekerlem olsun ki şey yapalım. Adem cehennem değil. Cehennem kalbe musallat olur. Adem ruha musallat oluyor. Ama ruh neyinisi ya? Aşağıdan beni birisi yiyor. Bir kimse de yok. Ya ne yapayım? Rahatsız oluyor ruh. Sonra çağırıyor memurunu. Bu işle alakalı. Gel bakalım. Sen fabrikada herkesin bir şey var. Tornası olan var, kablocu olan var, tesisatı yapıştıran var, boyayı taşıyan var, arabayı süren. Hepsi haklı. Diyor ki haklı, gelelim. Buyur efendim. Ya birisi beni rahatsız ediyor, baksana kim bu ya? Senin işin bu. Yani varlığın ilişki ve çelişkisini çözen alettir. Şu mevcudun, vücudun diyor, mim. Mevcudun, şu mevcudatın ilişki çelişki. Göz, çiçek ilişki. Karanlık, aydınlık, iman, küfür, çelişki. Şöyle bir aletsin. Bir bak hele ya, beni kim rahatsız ediyor ya? Bu Adem'dir. Peki akıl bu Adem'i nasıl tanımlayacak? Nasıl hayat edecek? Alttan alıyor, üstten alıyor. Ona hiç kimse yok ortada. Ne yapacak? Geliyor dosya diyor ki, efendim diyor. Tanımlayamadığı, izah edemediğinin cehaletinin adı, aklı, kalbi, ruha diyor ki akıl ölüm korkusudur diyor efendim. Niye öyle diyor? Kendi aleminde tanımlayamadığını kendince el şer gözüken korkuyla ifade etti. Aklın en böyle kendisini ortadan kaldıran korkudur. Korkan insan aklı devre dışı olur. Korktuğu kadar. Aklı düşünemez yani. Melekeleri kaybolur. Mesela düşme anında ağaçtan aklı gidiyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Peki o zaman nedir ölüm korkusu? Adem'in ruhu rahatsız etmesinden hasıl olan elemini gidermek adına aklın çaresizliği ve acizliğinin ifadesidir ölüm korkusu. Tanımlayamıyor. İşte niye tanımlamıyor? Adem daha arkada, vücut daha bu tarafta, akıl bu tarafta. Akıl bir alettir. Hem akıl da onunla yapılmış. Kudret ilimdekilerini yaratıyor. Vücut ise daha arkada, tekvinde de daha arkada vücut. Vücut tekvinden daha arkada. Daha arkada. Çünkü zat-ı sıfatın birincilerindendir. Mesnevi Nuri 250. İyisiniz değil mi? Bugün havanız iyi olması lazım. Çünkü öyle görüyorum ben. Çünkü ben çok iyiyim. Hakikaten çok iyi ya. Zaten Mehmet kardeş öyle pozitif başladı ki. Öyle ölüm noktasını harika ya. O zaman yazmışız. Yani hakikaten maşallahımız var elhamdülillah. Çok şükür. Haletim benim çok iyi.
Sizin de öyledir. Ali iyi misin sen abi? Ben abi. Çok şükür. Hadi bakalım. Şeriat ilahi ikidir. Biri, şeriat ilahi ikidir. Biri, ikincisi, sıfat-ı kelamdan gelen bir şeriattır ki, beşerin efal ihtiyarisini tanzim eder. Ha, birisi neymiş? Kelam. Kur'an yani. Gelmiş, beşerin efal ihtiyarisini, efal ihtiyarisini tanzim ediyor. Yapma, deme, gitme, git, ver, verme yapıyor. İkincisi, sıfat iradeden gelen ve evamiri tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı fıtriyedir ki, sıfat iradeden gelmiş, evamiri tekviniye diye isimlendirilmiş, ismi bu, alemde vücud haricisi olarak şeriat-ı fıtriyedir. Bütün kainatta cari olan kavanini adetullahın muhasalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl kavanini akliyeden ibarettir? İki tane şeriat var. İkisine de helali var, haramı var. Mesela sıfat-ı kelamdan gelen Kur'an'dır, kelamdır. Uyarsan alemini cennet yaparsın. Ahiretinde. Sıfat iradeden gelen şeriata, adet ilahiyelere, hayat-ı tekviniyelere, helal ve haramına uyarsan, hastasın, tedbirini al. Yani evlen, çocuk istiyorsun, evleneceksin. Zengin çalışacaksın. Buğday istiyorsan, ekeceksin. Bu Allah'ın şeriatıdır. Buna uyarsan, hemen cevabını alırsın. Mesela adam çalışıyor, ötekisi Müslüman yatıyor. Adam çalışıyor diye, çalışıyor ama kafir diye. Bu şeriat cevap veriyor, veriyor kesinlikle. Bu arada şeyi söyleyeyim size. Evamiri tekviniye yeniden çalışıyorum. Çok tuhaf ama aynı zamanda tasfiye ediyorum şeyi, dimağı. Onu da söyleyeyim. Yani garip garip şeyler var yani. Akıl okuduktan sonra, akıl okuduktan sonra bu dima projesinde diğer her şey daha muhteşem, daha esrar, daha kutsi, daha ulvi, daha gizemli iken daha açığa çıkıyor. Gizemini, nizamını, letafetini, latifliğini hep koruyor. Ve bu alemin hakikaten bu alem olmadığını, çok ciddi aldandığımızı, Allah Resulü'nün tabiriyle uykuda olduğumuz gözüküyor. Her enfusi dersten üzerimizden battaniyeler kalkıyor. Ha farkındasın, ha değilsin. Mesela bu derste yarım saat bulunan bir insan, ölüm anın noktasının ne olduğunu belki hayat boyu bulamayacaktı. Farkındalığımız artıyor. Artınca ne oluyor? Bize giydirilen elbiseler var. İlkokul hoca, öğretmen giydirmiş. Ortaokuldaki hocalar bize giydirmiş. Örf, anane, kültür, gelenek bize giydirmiş. Bunlardan sıyrılıyoruz, kolay değil. Filmlerden bahsetmiyor. Sıfat-ı iradeden gelene evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye den ne geliyor? Şeriat-ı fıtriye. Kainattaki kanunlar evamiri tekviniyenin vücudu haricileridir. Bak şu, yer çekimi kanunu, evamiri tekviniyenin vücud haricisidir. Gözükenidir. Sıfat-ı kelamdan gelen şeriat da beşerin efal ihtiyarisini tanzim ediyor. Dikkat, iradesini değil, ihtiyarisini yapıyor diyor. Bir daha, dikkat, iradenin değil, ihtiyarını yapıyor diyor. Farkında mısınız? Bir daha, Dokunma, çalsın, yapsın. İkinci, sıfat-ı iradeden gelen evamiri, bak bir de okumak istiyorum burayı. Bak. Birisi sıfat-ı kelamdan gelen bir şeriattır ki, beşerin efal-i ihtiyarisini tanzim ediyor. Efal-i ihtiyariyesini, ihtiyar. Yani şu andaki davranışlarını ihtiyar. Enfusi ise irade ile yapılıyor. Eylemsel hallerimizi ihtiyarla
içsel alemimizi irade ile yapıyoruz. Bir Müslüman haramı asla irade ile yapmıyor. İhtiyar ile yapıyor. İçsel alemi hatmedilmiş, vicdanı ve kalbi hatmedilmiş kafirin, münafığın ki öyle diyor, vicdansızdır der münafık. Münafığa diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Vicdansızdır. Bir tane de var. Üç tane sıfat söylüyor. Kalpsizdir. He? Tamam. Şimdi vicdansız olunca vicdanda irade yok muydu? İrade yok. Vicdansız deyince vicdan otomatik dört sistemi yok olmuş. İrade, zihin, his, latife. Yok. Kalbi yok olmuşsa latife-i Rabbani'si yok. Latife-i insaniyesi yok. İnsanlığı yok. Evet, bu adam neyle işi, vicdanı yok. İrade oradaydı. Yok oldu, sistem bitmiyor. Sistem çökmüş. Neyle tercih ediyor? İhtiyarla. Yani alem-i şehadetteki beşeriyetimizi ihtiyarla, insaniyetimizi, içsel yapıyı iradeyle yapıyoruz. Onun için Müslüman içsel böyle günahlarını değil, günahlar haricidir. Ademi olduğundan ihtiyarla yapılıyor, iradeyle yapılmıyor. Biz günahlarımızı ihtiyarla, şu derste oturma, kalkabilirsin, gidebilirsin de. Ama seni oturtan iradedir. Yani sen kalbinle aslında günah işleyemezsin. Kesinlikle. Devam ediyorum. Abi şeriatı fıtriyeyle yani. Fıtrat aynı şey mi? Şöyle. Bir hilkat var. Sırayla gideyim de ezber olmasın. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Elan da öyledir der Muhyiddin Arabi. Hep onun cilve cemal nakış sanatıdır. Usta şey yapana tavsiye ediyor. Kardeşim Allah yoktu bizi yaratmasına şunu herkesi yarattı. Buna hilkat denilir. Hilkat. Hiçlikten yaratılmak. Ama bu değildir. Bu da bu değildir. Bu da bu değil. Ben bu değilim. Sen değilsin. Hepimiz farklı mıyız? Bu da fıtrat. Tamam? Fıtrat. Bir de şu mevcudatın fıtratı var. Elmanın, kedinin, tamam? Doğanın fıtratı var. O fıtridir. Şeriat-ı fıtriye. Tamam? Benim fıtratım ne kadar şeriat-ı fıtriyeye uyarsam hilkata o kadar aynadarlık oluyor. Yaratılış gayesine o kadar uygun oluyor. Anladık mı abi? Sırayla gittik. Evet. Ama o zaman şunu söyleyebilir miyiz abi? Özür dilerim. Fıtrat serbest bırakılmış, şer'i hudutlar bellidir. Ama fıtrat serbest bırakılmış diyor ya Üstad abi. Tamam evet. O zaman evamini tekviniyemizi biz mi yazıyoruz abi? Evamini tekviyenini hem ezeli ebedinini sen yazıyorsun. Sen yazıyorsun. Mesela içinde ne var abi? Ne vardı? İhtiyaç. İhtiyaç, senin meyillerin. Kimin olacak? Bu senindir bak. Kimin olacak? Hılkatını değiştiremezsin. Evet. Fıtratını değiştiririz. Evet. Fıtratında ne var biliyor musun? Şimdi ben koydum ya pergeli. Peygamberde, fasıkta, ahlaksızda, kadında, kedide, köpek, kalemde hepsi benim. Bunlar benim etsa ve efradım. Kainat ise nevim hükmüne geçer diyor. 336 lemalar. Hepsi benim. Tamam. Şimdi eğer ben fıtratımı doğru kullanmasam eşcinsel olursun, kadınlık duygusu olur, zalim olur, firavun olur. Burada fıtratta hepsi var. Ne olmak istiyorsan olabiliyorsun. Şeydir abi. Öyle bir hürriyet verilmiş. Abi fıtratta ihtiyar var. Şeriat-ı fıtriyede ise irade var. Tamam. O öyle mi acaba abi? Bir de söyle. Çok ilginç. Abi fıtratta ihtiyar var. Aynen doğru. Ama şeriat-ı fıtride irade var. İrade var. Çünkü külli olarak yaratılan her şeyin... Ben aynı olmadığını size şöyle savunabilir miyim abi? Aynı fikre katılmadığımı şöyle savunabilir miyim? He ama kısa olsun. Çok kısa olmayacak o kadar abi. O zaman dursun. Bir dakika abi, lütfen. Hasan abi bir tohum var. Öyle mi? Tohumdan çıkan bir fidan var. Fidan büyüyor, ağaç oluyor. Yapraklar çıkıyor, çiçek çıkıyor, meyve oluyor. Öyle mi abi? O meyvenin içinde tohum değil de çekirdek var mı abi? Ben meyveyim ama benim içimde bir çekirdek var ki o tohumu gösteriyor. Ama bu çekirdeği Hasan abi, o tohum tamam. Şeriat-ı fıtriyedir o tohum ilk baştaki. Ama bendeki sadece
fıtrat değil abi. Şeriat-ı fıtriye ihtiyarımla uyduğum noktada o şeriat-ı fıtriye de olabiliyor. Yani mesela sizin hep vermiş olduğunuz misal, Kırıkan'daki narın çekirdeğini götürüp Rize'ye de dikebilirsiniz. O zaman çekirdeğin ne kabahati var, tohumun ne kabahati var, dış etkenlerle sen bunun evamirini değiştiriyorsun abi. Hayır hayır, evamir değişmiyor. Değişiyor bak, abi. Fıtri şeriat, sana şöyle söyleyeyim bak. Senin burnun burada, benimki de burada. Göz bu, vazifesi bu. Kalbin vazifesi bu. Ağacın vazifesi bu. Bak ama sen ihtiyarınla müdahale ettiğin zaman sen onun değil, kendin alemindeki fıtratı değiştiriyorsun, narın değil. Peki narı gittim Rize'ye diktim, hakikaten vermedi. Böyle bir şey oldu. Oysa yarın ben o belediyenin arabasıyla geldim, narı söktüm komple, Kırıkan'a götürdüm. Seneye verir mi orada Kırıkan'da aynısı? Birkaç sene sürer belki abi. Ha tamam abi, verir değil mi? Verir. Aslına döner. Evet. Aslına döner. Neyi değiştirdim o zaman? Evamir tekvinesini değiştirdiniz abi işte. Evamirin tekvinesini değiştirsem yatı yapısı değişmesi lazım. Evet. Ama aşılasam evamir tekvinesi değişir. Yani diş etkenler surettir yani. İhtiyarla oluyor. İçsel değişimler iradeyle değişir. Sen yapıyorsun abi. Sen. Bendeki çekirdek abi. Bak bir elmayı aşı yapmıyorsun. Her birini, yani hepsini içemiyorum abi. Yani siz varsınız ya abi, siz. Her şeyim ben. Ben bütün kainatın çekirdeği miyim abi? Evet. Evet. O bütün kainatın çekirdeği olan o özellik benim bir yerimde. Yani bendeki o aslında. Öyle mi abi? Evet. Bendeki o. Bendeki oyla beni ne kadar bütünlüğe getirirsen şeriat-ı fitriye bu oluyor. Ne, bu neyle yaparsın bunu? İşte cüz'i ihtiyar. İrade yapıyor. İrade. Ulvi şeyler iradeye koyacağız. İhtiyarın ulvi tarafı yok mu abi? Var. Şöyle var. Namaz niyazı da kılıyoruz ama içsel yapılanma var. Diş dünya, diş eldeki müsbet işler var. Mesela ikram ediyorsun, ihtiyarınla yapıyorsun. Namaz eğilip kalkıyorsun, ihtiyarınla yapıyorsun. İrade değil bu. Eylemler, diş dünya, ihtiyar. Ama namaz kılma şeyi irade ihtiyara komut veriyor. Yani içsel yapılanma, yani temeli bilgiyi bilelim diye. Şeriat-ı fıtriye de... Yani ihtiyar aklidir, irade vicdanidir, gafur. Teklif yok abi. Şeriat-ı fıtriye de teklif yok. Neyse devam edelim biraz. Tamam. Bu da birçok soruların cevabının yanında yanında Kur'an dimağa inmiş ilk önceden delillerindendir. Kur'an mesela nereye gelmiş? Diyor ki kalbi Muhammediye gelen vahiy diyor. Sırf onu gösteriyor birisi. Sen akla geldi diyorsun. Kardeşim aklı kalpten farklı mı düşünüyorsun? Akıl nedir? Kalbin makyesi efkarıdır. Sistemidir ya. Tamam mı? O devletin havalimanıdır. Yani Yeşilköy'e indi diye uçak Türkiye'ye mi demesi? Türkiye'nin zaten içindedir denilir. Onun için şeriat-ı ilahi bak birisi sıfat-ı kelamdan gelen bir şeriattır ki beşerin efel ihtiyarını tanzim eder. Burada ne çıkarmışız? Demişiz ki Kur'an kavanini akliyi oluşturuyor. Aklın başında olmasının alametlerinden biri de Kur'an'a tabi olmak nispetindedir. Mesela bir insanın aklın başına al. Yani Kur'an'ı rehber et demektir. Aklı başında kimindir? Ne kadar Kur'an'ı rehber edersen o kadar aklın başındadır. Peki aklı olmayanın Kur'an'ı var mıdır? Yoktur. Dini olmayan, aklı olmayanın dini yoktur diyor hadis. Çünkü niye? Din ihtiyarladır diyor. Öyle geçiyor. Kader esasında. İhtiyaridir. Din ihtiyaridir. Teklif ihtiyaridir. İhtiyarla itikadımızı oluşturuyoruz. İradeyle imanımızı oluşturuyoruz. İhtiyarla itikadımızı irade ile imanı oluşturuyoruz. Yani akla geldiği için efele yakulun. Efele yakulun, harika. Bundan dolayı diyor. Evet, efele yakulun. Efele yakulun, kalp demiyor mesela. Evet, evet demiyor. Aferin, aferin. Güzel. Aslında Kur'an kainatın aklı değil miydi? Evet, ha. Büyük insan. Harika. Onun aklı olduğu için küçük akılla büyük akılı bütünlüğe getiriyorsun. Merkezden vurdu şimdi. Bütünlüğe geldiği an. Tamam. Kur'an kainatı nesidir? Aklıdır. Peki
Kur'an kainatın aklıysa, ben de küçük kainat isem, benim de aklım Kur'an'dır. Abi, insanı kamil odur ki, kalktır kumandan diyor. Tabii. Letaif askerleri, ruhu da akıl, içine alıyor. Ruhu latifeleri de içine alıyor. Kalp bir kumandan hükmünde. Yani kalbin de aklı olabilir. Kalbin yani, aklı... Denmez ama yani kalbin yani burada bir camiyeti var. Bak ruhu da içine almış. Kalbin aklı akıldır. Vicdan mesela şöyle yapayım. Şöyle duruyor muyum? Şöyle durdum mu? Tamam. İki ayakta durdum. Bir ayağım durabilmem için vicdan. Bir ayağın akıldır. Mazar hissiyatı vicdan, maket etkeni dimağ diyor. Yani onsuz düşünemezsin. Ama ilk önce nereye gelmiş? Mesela hastanedir diye ayağın kırıksa nörolojiye gitmeyeceksin. Ortopediye gideceksin yani. Göze de gitmeyeceksin. Ne kadar bak Kur'an'a tabi olma nispetindedir. Ne kadar Kur'an'a tabiysen o kadar akıllısın. Ki Kur'an daima akla havale ediyor. Aklı gösteriyor ve akla vurgu yapıyor. Yakılun takılun diye. Demek akıl ne ile istikametini bulur? El cevap, sıfat-ı kelamdan gelen emir ve nehillere uyma nispetinde aklı akıllı olur veya kişinin aklı başında olur. Evet. Şimdi Kur'an da ne nedir? Kur'an subutu sıfattan kelam ilahiydi. Kelam sıfatından gelmiş. İman ise subutu sıfattan gelmemiş ki iman. İmanın zeminini oluşturuyor. Havalimanını yapıyor. Uçak inecek oraya. Kur'an yani o kadar şey değil. Kelam sıfatından gelmiş. İman ise zatının nurudur. Daha arkada yani. O iman. Peki iman nerededir? Kalptedir diyor. Elde ayakta ama. Tabii ki kelam sıfatından gelen Kur'an akla hitap edecek. Zatından gelen nur ise, Kur'an'ı da içine alan nur ise iman kalptedir. İnce Mesnevi Nuri 252. Aslında Fikret abi söyledi abi ya. Şeriat-ı fıtriye, kainata fıtrat insana bakar. Yani insan zaten var. Öyle diyor, metinde öyle diyor zaten. Yani böyle bakarsan... Metin okuyayım bak, izah yapmadan, metin okuyayım. 252. Adeta ihbaratı sabit umurlardandır. Evet, şu Burhan-ı Münevverenin... Bir cümle eksik oldu arada, bir dakika abi, adeta... Adeta ihbaratı sabit umurlardandır. Bir nefsi var diyor. Bir nefsihayı atladın ama yani bilerek mi atladın? Yok, metni yanlış yazmışım o zaman. Bir nefsiha var orada. Adeta ihbaratı bir nefsiha, sabit umurlardandır. He, atladım ya demek ki. Ben de bir şey var zannettim. Bir okur musun? Bir adeta... İhbaratı bir nefsiha var orada. Bir nefsiha sabit umurlardandır. Evet, şu Burhan-ı Münevvere'nin altı ciheti de şeffaftır. Üstünde icaz, altında mantık ve delil, sağında aklı istintak, solunda vicdani istişhat, önünde hedefinde hayır ve saadet, nokta istinadı vahiy mahzdır. Vehmin ne haddi var ki girebilsin? Bitti. He? Bu bize yeter zaten. Bu acayip bir şey ya. Bu... Yani Kur'an'ı söylüyor biliyor musunuz? Kur'an'ın adeta ihbaratı bir nefsiye sabit umurlardandır. Kur'an'ın üstünde icaz var. Kur'an'ın altında mantık ve delil var. Kur'an'ın sağında aklı istintak var. Solunda vicdanı istişhat var. Şahit yapıyor. Önünde hedefinde hayır ve saadet var Kur'an'ın. Yani Kur'an sana ne getirdi ki iman ediyorsun ona? Bana bir karı ne işte bunları sayıyor. Nokta istinadı vahim azdır. 6 cihet var değil mi burada abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yön değil mi abi? Aha. Bir de Kur'an. Bir de Kur'an. Ortası merkez mi? Sağ taraf geçmiş zaman. Sol taraf gelecek. Kur'an ona hükmederken mazi kullanıyor. Sağ taraf. Yani Kur'an'da sağ taraf. Geçmiş zaman
Neyi kullanıyor? Maziyi kullanıyor. Aklı konuşturuyor. Şahit yapıyor. Aklı zorlamıyor. Hasreten geçmiş kavimlerin akıbetlerini ve ilmi ve mantiki ve akli misaller, deliller, burhanlar ve hüccetler getirerek o kavimlerin hallerini yani akla havale ediyor. Mazi umumi bir yoldur. Herkesçe malumdur. Yani imana, iman etmeye gerek yok yani. Adana'da taş yağmış bir kavim. O Pozantı'ya giderken otobanda görürsün sağ ve solda sipsiyah taş. Lut gönlünü herkesçe. Biliniyor kavimler batmış. Buna maziye baktığın zaman imana gerek yok çünkü tasdik etmek zorunda. Bir yoldur. Demek ki mazi umumi bir yolmuş. Geleceği ise vicdani şahit tutuyor. Vicdan geleceğin hazırdaki versiyonuymuş. Yani mesela geleceği görmek istiyorsun. Sakın hiçbir şey deme. Hiçbir şey demeyeceğim. Ha. Şimdi geleceğin haşir meydan geliyor. Haşir meydan değil mi? Şey gelecek. Evet. Onun küçük versiyonu kimdir? Vicdan. Şimdi vicdanı şahit tutacak. Mesela sana ne sorusu olacak ahirette? Niye? Sürpriz değil ki. Evet. Vicdana sor. O sana söyleyecek. Hepsini döküyor. Eğer dinlerse bak. Ama geçmiş umumi bir yol. Peki gelecek vicdandı. Kafirin vicdanı yok. Geleceği yok. Vicdanı katledilmiş ya. Hatmallah kulubiyim. Geleceği ise vicdanı şahit tutuyor. Vicdan geleceğin hazırdaki versiyonu. Yani haşir meydanının küçük bir hulasayı camiası vicdan. Biz de aklı çalıştırma yönü ve malzemelerini geçmişte akıl nasıl çalışacak? Cihazsa. Yani araba var ama benzin yok. Şimdi akla malzeme koyacağız çalışsın diye. Ali, geçmişi koyuyoruz değirmene ki değirmen birbirini yemesin diye. Aklın içine malzeme olmuş mısırı taneleri atıyoruz değirmene. Geçmişi koyuyoruz. Vermeli. Geleceğe işaretleri, remizleri ve mantiki burhanlarla çalıştırıyor aklı. Aklın iki şekilde çalışması var. Bir geçmişle çalışıyormuş, bir de gelecekle çalışıyor. Aklın geçmişi malum kavimlerin hallerini gösteriyor. Delil, burhan şey yap. Geleceği neyle çalıştırıyor? İşaretler, remizler, mantiki burhanlarla çalıştırıyor. Umumi ve avami de içine alan yol mazidir. Vicdanı çalışmayanın aklına da malzeme veremez. Çünkü akıl geleceği vicdanla görüyor. Bir daha akıl geleceği vicdanı verdiği malzemelerle görüyor. Neyle? Remiz, mantık, burhan, hüccet, burhan, delil onlarla çalışıyor. O vermeyince vicdan akla bu malzemeyi vermeyince akıl oldu kör. Geleceği görmüyor. Abi fikir aklın geleceğe fikirle gidiyor. Evet. Fikirle gidiyor. O sadece fikrin şeydi, mıdır diyebiliriz. Aynen diyebiliriz. Çünkü fikir yoldur. Orada yürüyor. Evet. Peki geleceği neyle açar? Gelecek neyle aralanır bizde? Gelecek var mıdır? Mesela diyelim ki mantıken gelecek var mıdır? Gelecek yoksa şimdiki zaman yoktur. Şimdiki zaman diyebilmen için geçmiş ve geleceğin olması lazım. Mantık budur. Ha, o zaman ne yaptın? Yol açtın şimdi. Hem sorarız. Diyoruz ki akla. Şimdi geleceği açalım. Var mı yok? Senin mazim var mı? Var. Var. Nerede? Şu anda var mı? Yok. Nerede? Ama var. Mazin neredeyse geleceğin de oradadır. Bir anın mazi olabilmesi için istikbalin hal olması gerekmiyor. Evet. Akla diyoruz. Yani istikbal hal olacak ki hal mazi olsun. Ha o zaman yola açıldı. Gelecek hemen aralandı. Akıl diyor ki tamam. Tamam. Vicdanı çalışmayanın aklına da malzeme veremez. Çünkü kalp pencere, vicdan ise seyredermiş. Seyreden. Mesleği de vicdanın gördüklerini
akla verir, akıl da bunları tasnif eder, anlam yükler, mantiki ve ilmi kalıplara sokar gördüklerini. Mesela rüya mantıklı değil, akıllı değil. Niye? Gelince soruyoruz ya, bu ne anladın ya? Akılsız akılsız şeyler görüyoruz. Ama akıl bilir ki her şey aklı değildir. Bir daha. Akıl bilir ki, mesleğinden söyledim bu cümleyi. Akıl da bilir ki her şey aklı değildir. Mesela rüya. Niye değer veriyorsun? Akılsız ama acayip acayip. Yani gördüğün şey, yani normal mi uçuyorsun, kaçıyorsun? Olmayacak şeyler oluyor. Ama diyor musun ki yok ya, aklı dişi bu ya. Hiç mi? Ama akıl ne diyor? Yok, bununla bir şey ifade ediliyor. Niye? Akıl diyor ki bu lisan, bu lisan gaybın şahadetteki lisanıdır. Gayb şahadete attı. Akıl diyor ki böyle bir şey böyle mantıksız, anlamsız değil. Buraya göre mantıksız, anlamsızdır. Oranın lisanı ne diyor diyor. Bu işin ehline soruyor. Yani ben ne bileyim bir çuval undan kaç tane ekmek çıkar. Fırıncıya soracağım. Akıl bunu ne yapmıyor? Reddetmiyor. Çünkü akılsız rüyalar. Bazı rüyalar akılsız. Aklın çerçevesi yok. Sonra o lisanı öğrenirse, kuşun lisanı öğrenmek gibi. O lisanı öğrenirse akıl diyor ki, ha dediği an, nereye ha dedi, şu ta şuraya izah etti mantıki. Kafasına yattığı yere merdiven koydu. Yol açıldı demektir. Ha demek yol açıldı. Nereye? Yani o vicdana doğru mu gidiyor? Vicdan. Ne mesela şöyle diyeyim. Telefon geldi. Alo neresi? İzmit. Telefonumun yolu neresidir şu anda konuşmamız attı? İzmit'e kadar. Adana'ya açılsa Adana. O zaman akıl neyi düşünüyorsa delil, burhan, ispat olma olursa nereyle konuşuyorsa oraya kadar yolu açıldı. Mesela kabire kadar mı? Berzaha kadar mı, Sırat Köprüsü'ne mi, cennete kadar eğer mantiki delilleri bulursa Allah'a kadar yol açılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Benim öteki telefonumun ucunda kim var? Yani nerededir o? Benim hat oraya kadar açık. Adapazarı'na kadar telefonlar çalışıyor mu? Çalıştım. Yani çalışıyor işte. Nerede mi? Açık konuşuyorum. Peki Erzurum'a kadar çalışıyor mu? Bilmiyorum ki. Bir açayım bakayım. O zaman akla yol açan delil, burhan şeyde söylüyor 200 kaçtı ya 11. şuada ahiretin diyor delilini nedir o? Aklı ve mantıki delili şu. Tereşuatını, izini, gölgesini, nüminesini, işaret ve remizlerini gösterilme nispetinde ahiret ispat ediliyor. Ahirete yol açılıyor. Mesela diyelim ki buhran bunalım. Surur, saadet, neşe, coşma. Neyin ifadesidir? Öteleri. Devam edeyim biraz. Saat 3'e 4'e az kaldı. Bu 6 cihetle, yani anladık mı arkadaşlar? Aklı kör veya topal yapar. Aklın gözü ne oldu? Geleceği gördüğü için vicdan. O zaman ahirete iman etmek aklın gözüdür. Gözü açılır. Gözü açılıyor. Topal nedir topal? Aklın topal olursa? Maziden kopuksun. Maziden kopuk yaşarsan ne nasıl yürüyeceğini bilmezsin. Evet. Maziden kopuk olursa topal, istikbalden kopuk olursa kör olur akıl. Kör olur. Bu 6 cihetle donatılmış dimağa vehimler gelmiyor. 6 cihetle donatılmış bir dimağa vehimler gelmiyor. Vehimleri ortadan kaldıran bu 6 cihet ve yöndür. Bu 6 ciheti işleyenin vehmi insana külliyet kesbettirir. Bu 6 ciheti işleyen, 6 tane malzeme attık mı? Vehmi İşleyen bir insanın aklındaki, kafasındaki bir insana külliyet kesbettirir, basamak olur. Vehimler basamak olur. Vehimler neydi? Zanlar neydi? İnsanın farklı düşünmeye, zengin düşünmesine vesile oluyor. Eğer onlar, o vehimler, zanlar akli kisveye bürünürse, yani
usul ve ispatı olursa bu sefer insana yol olur o. Vehimler anlam kazanır. Eğer vehim seni rahatsız ediyorsa bu altı cihetine bak. Nerede eksikliğin varsa tamamla. Dikkat ederse Kur'an, bak dikkat ederse Kur'an fasılalarında sonunda akla havale ediyor. Yakilun, takilun, efele tefekkürün gibi havale ediyor. Vicdanla da istişare ediyor Kur'an. Aklın izah ettiğini vicdanla istişare et diyor. O zaman vehim ortadan o nispette basamak oluyor. Vehim bak o zaman ortadan kalkıyor. Vehim ve o nispette vehimler basamak ve vesile olmaktan ileri gidemiyor. Seni rahatsız edemiyor. Yani vehimler, zanlar, şüpheler, tereddütler anlam kazanıyor. Yani o kadar büyük nimet ki vehim geldi, şüphe geldi. Allah Allah bu bizi uçuracak. Hayır. Vesvese bile 3 tane T değil mi? Tahari, tahavun, tahavuna sebeptir vesile. Şey vesvese, tahavun, tehavun, tahari, teyakkuz. Ciddiyet ve lakaytlı akıl. Bak ne kadar nimet. Burada daha var. Çünkü daha 10 dakikamız var. Bir tane de okuyayım. Bir iki tane. İşaret-ül İcaz 23. Mesnevi bitti böylelikle. 19 atladınız mı? 19. Okunmuş galiba. Okunmuş o. Okundu. Çizildiği için atladım. 47'ye mi geçtiniz? 48. Üçüncüsü, nef ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temiz için kuvve-i akliye-i melekiyedir. Kuvve, lügat manası güç, salahiyet, iktidar, hasse, his, meleke, kabiliyet anlamına geliyormuş. Bunu bilmek lazım diye şey yaptım. Bir daha, üçüncüsü, nef ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temiz için kuvve-i akliye-i melekiye. Kuvve. Kuvve-i akliye-i melekiye. Nedir diye melek için? Kuvveyi bilmen lazım. Aklı bilmen lazım. Melekiyeyi bilmen lazım. Kuvve neymiş? Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şevege. Kuvve güçmüş. Salahiyettir. İktidardır. Hassiyedir. Histir. Melekedir. Kabiliyettir. Akıl, dimağda güçtür. Sırf temiz aleti değildir. Melekiye ne demek melekiye? Meleğin insandaki, bu lügatta yok ha, bunu göremezsiniz lügatta. Melekiye, meleğin insandaki vücudu haricisi, insanda karşılıklarından oluyor. Meleğin karşılığı. Evet. Ya da senin yanlışın. Meleke kazandın deniliyor ya, meleke. Sendeki uyanıştır. Meleğin, o meleklerin sendeki uyanıştır. Mesela diyelim ki kürsü melekleri var. Sen de uyanırsan meleke oluyor. Evet. Arşın mekkel melaikesi sende aktif olursa arş tarafın uyanmış oluyor. Yani o güçtür yani. Mesela ya dedi ki bir tanesi dün müydü? Ya dedi ben insanı demdete şey yaptım size. Ya dedi insanı okuduğun zaman dedi bunlarla kalır. Hastayı okuduğun zaman rahatlıyordu. Ben bunu anlayamıyorum dedi ya. Niye dedim? Yine devam ediyor. Diyor ki, yani Müslüman olsa Kur'an'a muhabbet etti derim diyor. O için rahat diyor. Ama diyor, iman etmedi. Alman'a da diyor okurken seansta rahatladığını gördüm diyor. Ya bu neyin nesidir diyor. Bunu Almanya'dan soruyor. Ben de mutadid defa şahit oldum. Onun için o beni arıyor. Çünkü melek güçtür. Okuduğum kelam Kur'an okurken o güçtür. O bizdeki, bize yakın tarafına güç, öteki tarafına melek deniliyor. O anda melek yarattığı için o şeytan, şeytan orada yok ediyor o enerji. Pozitif enerji. Bununla alakalı olduğu için anlattım. Yani meleke şeydeki tarafı, mülk tarafı, melek, melekut tarafı. Evet, aynen. Yani meleke şeklinde mülkte gözüküyor. Evet. İnsanda ya da. Evet, aynen. Burada mesela arkadaşlar niye meleklere iman?
iman getirmiş. Meleklere iman demek sendeki asıllarının kendileri ya. Yani sendeki uyanıyor ya bir his. O melektir ya. Emin oluyorsun ondan. Melekelerin. Mesela ahlak nedir? Huyların cemidir. Hulukların cemidir. Huy. Huluk nedir? Fıtrattaki o evler bir nokta. Bilgisayarda şöyle diyeyim. Bilgisayarda bir resim olabilmesi için ne kadar noktaların bir araya gelmesi lazım. Değil mi? Ne diyor? Piksel. Piksel ha. Ne kadar? Bak gözü açıldı piksel diyeyim. Tak 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 tak. Onlar bir araya ne kadar gelirse, milyon olursa daha kaliteli oluyor. Arkadaşlar aynı öyle bizim işte piksellerimiz var. Her bir piksel yani her bir nokta melektir. Nereden söylüyorum? Çok yer var da bir hemen hatırıma gelen. İkinci şu anda kainat büyük bir piksel, büyük bir resim var. İsrafil'in diyor azamet heykelidir diyor. Yani bu kainatı topla, makineyi sıkıştır, sıkıştır, aynı İsrafil olacak. Kainat ne biliyor musunuz? Donmuş İsrafil'dir ya. Melekle şeyin... Melek, ben de aktif olursam meleke olur. Yani güç diyoruz ya, kudretle ilişkisi nasıl? Kudret sıfatı. Yani. Ha, 26. lemada geçiyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimden vücud haliciye çıkarır. Buradan gideyim. Ben de şeyler var. Kuvvetler var. Yani melekeler var. Sonra kuvvet var. O şey esmadır kuvvet. Kuvva. Aslı nedir? Kudrettir. Meleke, kuvvet, kudret. Evet. Meleke, kuvvet, kuvvet, kudret. Çünkü bak kudretin bir cilvesi olan kuvvetin kuvvetini diyor. Kudretin kuvveti. Bir cilvesi olan mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimden vücud haliciye çıkar. Kuvvet esmadır, kudret sıfattır. Subutu sıfattır. Ama bizim donmuş meleğiz yani aslında. Buna emin ol. Meleklere iman. Eminlik yani. Sen nedir ya ben neyim nesi bu? Et denilen nedir ki? Donmuş meleğim ya. Ağaç nedir? 17. sözde geçiyor. Onun müekkel melaikesinin vücut haricisidir. Merkebidir. Oraya binmiş. O işte. O ağacın tipi, onun müekkel melaikesi aynen öyle. Şems'e müekkel melaikenin tipi öyledir. Niye güneş o şekilde aldı? Meleğe öyle olduğu için. Niye ağaç bu geldi yaprak verdi vermedi veren? Niye bu ağaç bundan farklıdır? Müekkel melaikesinin tipine göre şekil aldı. O ağaç müekkel melaikesinin donmuş hali de ondan. Ne dedi? Neden Cibril'in? Neden Cibril'in? Kim soruyor? Erdinç. Ha, Cibril'i emin. Sen ne kastediyorsun bununla? Emin olmak diyorsunuz ya sana. O yüzden yani neden Cibril emin? Ha. Yani neden Cibril şeyinde? Yani melek olduğuna emin yani... ol dediniz. Ha, emin. Cibril'i emin. Cibril'i emin bizedir. Çünkü Kur'an'ın mümesili olduğu için. Emin. Niçin emin? Yalancı birisinin Kur'an'ı indirdiğini nasıl yapacaktın? Emin olman. Ne zaman emin oluyorsun? Ne zaman emin oluyorsun biliyor musun? Fikri Cibril ile miracını yaparsan Cibril emin olur. Fikir Cibril'dir bizde. Cibril. Fikri Cibril ile. Cibril aslında şey midir abi? Dayatma mı? Cibir. Güçtür. Akıl bize etmiyor mu? Niyeken bize kötü hissettiriyor kendisini? Dayatıyor bize. Akıl cebredi güçtür ya. Ya ben kötü olmak istemiyorum ya. Kimsin kardeşim ya? Sen kime çalışıyorsun? Niye bana kötü hissettiriyorsun? Dayatıyor. Cebredici güç. Cibir. Cebredici güç. Ceberut. Lef-i mahfuz'a tasavvufçular ceberut demiş. Biz lef-i mahfuz diyoruz. Ceberut'un temsilcisi Cibril'dir. Ama peki Allah adına olduğunu nereden bileceğiz? Emin olmam gerekiyor. Kur'an'la o zaman Cibril emindir. Peki nasıl emin olurum? Fikri Cibril ile
Kur'an'a muhatap olursa, kısmen miracım olursa o zaman emin oluyor. Yani bir Cibril kim ise, Cibril ne yaptı? Arkadaşlar Cibril ne yaptı? Kur'an'ı getirmedi mi? Cebrail. Bizim fikir ne yaptı fikir? Yol değil mi? Arabalar geldi. Oradan akıl gitti geldi. Cebrail neyse, Cebrail neyse, aklında şeyi, fikri Cibril'dir. Onun için büyükler demiş ki, fikri Cibril ile miracın olursa, evliyanın miracı fikri Cibril ile oluyor. Ama diman miracı tabii. Kalbin miracı var, vicdanın miracı var. Bütünsel miraç olursa bedensel miraç da oluyor. Onun için miracın cüz'ü bu. Cibril, cebredici. Mesela hepimiz istemediğimiz halde ne kadar böyle acayip acayip şeyler dayatıyor bize. Cibir ya, Cibril, cebredici. İstersen emin olma ya. Yaşıyorsun zaten. Şunu bitireyim, dersi de keseceğim. Neydi? Kuvve dedik. Meleki çarptık. Nereye inanıyorsan ona dönüştürendir. Aklı yani akıl öyle bir şey. Nereye inanıyorsan ona dönüştürüyor seni. Çünkü güçtür o. Ona dönüştürüyor. Aklı içsel sistemi aktif olursa artık sana mal olmuş oluyor ki buna meleke deniyor. Bir daha nereye inanıyorsan ona dönüştüren akıl şey melek yapıyor bunu. Bak bir daha. Nereye inanıyorsan seni ona dönüştüren aklı içsel sistemi aktif olursa artık sana mal olmuş oluyor ki buna meleke deniyor. Artık o oluyorsun, ona dönüşüyorsun. Akıl güçtür, enerji üreten, öteleri buraya taşıyan, aktif eden, bilgileri, malumatları, zanları, vehimleri, şüpheleri, tereddütleri vesaireleri asıllarına dönüştürendir akıl. Akıl imbiklerinden geçerse melekeye dönüşür. Melekelerimiz, melaikelerimiz oluyor. Melekeler alemde melaikelerdir. Bizdeki melekeler alemin melaikeleridir. Akıl da bir meleke değil mi? Akız melekedir. Cebrail'dir yani. Ama diye de mi o onun onun altında çalışanlar var ya, Cebrail'in ya avaneleri var. Ben bitireyim, ondan sonra tekrar geleceğim çünkü çok önemli bu cümle. Artık o olmuş oluyorsun. Nasıl ki kuvve-i şehebiye ve gadabiye kendileri güçtür. Kuvvettir, kuvve-i akliye de öyle. Şimdi bir daha okuyorum. Nereye inanıyorsan, kim bu? Şöyle diyor bak, şöyle. Kuvve-i akliye melekiye. Ne demek şimdi? Sen kuvve-i akliye melekiye demek, nereye inanıyorsan seni ona dönüştüren, aklı içsel sistemi aktif olursa, artık sana mal olmuş oluyor ki buna meleke deniyor. Meleke neymiş onu izah edecek. Artık o oluyorsun, ona dönüşüyorsun. Akıl güçtür. Enerji üreten, öteleri buraya taşıyan, aktif eden, buraları öteye aktif eden. Başka akıl neymiş? Bilgileri. Akıl bir santral. Çünkü taakkul daha üstün ya. Çöplükleri ya. Akıl bilgileri, malumatları, zanları, vehimleri, şüpheleri, tereddütleri vesaireleri atıyorsun akıl denen santrala, içine asıllarına dönüştürüyor. Neyi dönüştürüyor? Şüphe, zan, vehim, tereddütleri akıl potasına atıyorsun, fırına, yüksek fırın. Tamam mı? Onu asıllarına dönüştürüyor. Dönüşünce ne oluyor? O dönüşenlerin her bireylerine meleke deniliyor, meleke. Bu melekeler alem-i şehadeti, şeriat-ı fıtriyede mevcudattaki, şecere-i hilkattaki meleklerin her birine tekabül ediyor.
artık o olmuş oluyorsun, melekleşiyorsun. Hani derler melek gibi adam ya. Artık o olmuş oluyorsun. Yani bizim böyle bir şeyimiz vardı ya. Neyi düşünüyorsan, neyi hayal ediyorsan 20-30 senede böyle bunu söylüyorum. Yani ona dönüşüyorsun, o oluyorsun. Bunun şey, ilmi. Nedir o? Tereddüt. O musun? Değilsin daha. Vehim, şüphe, zan, malumatlar, bilgiler. Bunlar neyin nesi? Akıl patasına bir atıyoruz. Akılda vahiy ile zaten o santral, yüksek fırın mesela. Mesela toprağa atıyorsun fırına. 1500 santigrat derece veriyorsun, demir ayrışıyor. 900 santigrat derece veriyorsun, bakır ayrışıyor. Şu kadar ısı veriyorsun, şu ayrışıyor. Her şeyi aslına taşımıyor mu fırın, yüksek fırın? Taşıyor. Akılda bir fırın düşünün. Son dersimiz ya bak. Akılda fırın düşünün. İçine zanı attın. Ham madde. Neyin nesi bilmiyorum. Şüpheyi attın. Tereddütü attın. Malumatı attın. Attın da attın ya. Hepsini attın. O gor 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 öfürüyor, boyuyor, çakıyor falan. Fırında her şeyi aslına dönüştürüyor. Aa bir baktık ki tereddüt, zan, meleke haline gelmiş. İfrat tefitesin aslına dönüşmüş. Vay buymuş. Onun adı tereddüt, zanlar melekeye dönüştü. Melekmiş meğer. Tamam mı? Akıl artık o güç oluyor. Melek. Meleke, meleke. Topla bu melekelerin toplamı. Bu ahlak oluyor. Yani topla bunları huy oluyor. Huyların cemi de ahlak oluyor. Ahlak huyların toplamıdır işte. Bu melekelerin, melaikelerin toplamıdır. Senin melaikelerin. Meleklere iman anladık mı biraz? Meleklere iman. Sistem, sistem. Melekelerine iman. Meleklere iman. Bendeki karşılığı melekelerime iman. Cebrail. Akıl. Vahiy. Fikir. Haşir meydanı. Kalp. Vicdan. Mesela hepsi. Artık o olmuş oluyorsun. Nasıl hani o zaman ahireti burada zaten yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Bu aletleri zaten vicdan sana yaşatıyor. Orada gayb olmayacak ki sana soruları. Zaten vicdan sana soruyor ikide bir. İkide bir duman attırıyor sana. Ama tanımlayabilirsen anlam kazanıyor. Cevabın yoksa seni eziyor. Eziyor. Aslan bir şey sorabilir miyim? Bu söylediğiniz melekeleri kazanmak, yani bu alemi şehadette kazandığımız bu melekeler, alemi ahirette bizim yetki ve yetimiz mi olacak? Evet. Yani o makamlara, o dairelere giriş... O dairelere olur. Giriş değil, o dairenin kendisi olacak. Kendisi olacak. Ha. O olacak. Tamam. İşte melek donmuş, cennetin yani, olmuş. Evet. Yeti ve yetkin. Yetki tasarruf etmeye, yeti ona dönüşmeye. Ona dönüşüyorsun. Melekelere dönüşüyoruz. Bak abiler ne kadar kötü bir şey var. Şuna bakın şu. Tasavvur, tahayyül ya. Neymiş burası? Komplesi şöyle, şurayı. Bak şurası serbest bırak. Bak neymiş? Bunun şerini, hayrını şey yapmıyor. Geneli bak. Geneli söyleyeceğim. Buraya melekler atıyor, buraya da şeytan atıyor. Ne attığını anlatmayacağım. Buraya beşeriyettir. Enaniyetin suretidir. Mana ismin ve mana harfinin bulunduğudur. Cüz-i ilim, sem, cüz-i sem, cüz-i basar, kudretin vermesin. Şuradaki zan, şüphe, bir fırına at. Yani bir, böyle çöplük düşün ya. Türkiye'de böyle çöp fabrikası var. Almanya'da da var. Plastik geliyor, pet geliyor, kumaş geliyor, ayakkabı geliyor, odun geliyor, şu geliyor da geliyor. Demir geliyor, bakır geliyor, alüminyum geliyor, her şey geliyor mu tamam mı? PVC'ler de geliyor. Attık içine. Bunları bir bütünsel yapıyor. Onun adı elektrik. Elektrik ümanıyor. Bütüne getiriyor acizliğinden dolayı. Ama o fabrika şöyle bir fabrika olsa... PET geldi, aslına dönüştürse,
kumaşları pamuğa dönüştürse, demir topraktan çıkan elementlere dönüştürse, tamam mı? PVC'yi attı, PVC'yi fabrikaya, o erit, kalıba getirdi. Fırat Pen'in şeyi gibi bu kalıplar. Yani bir bu var, anlıyor musunuz? Bir eşyayı aslına dönüştürüyor, bir de genelden enerjiyi mal ediyor. Yani geneli de anlatacağım. Sonra bu kadar şeyler attı mı? Çop, kumaş. Ama sonuç ne? Tek. O kadar çeşitlilik tek ne? Elektrik. Her şeyi çalıştırıyor. Bir böyle sonucu var fabrikanın. Bir de her şeyi aslına dönüştürüyor. Tamam bak şimdi. Pet yerine zan. Kumaş yerine tereddüt. Şüphe yerine alüminyum. Koydun mu abi? Şüphe, tereddüt, zan, şekler, malumatlar, bilgiler, at içine. Potaya attık. Hangi potaya attık? Akıl denilen yüksek fırın. Attık. Bu iki şekilde çalışıyor. Hepsinden genel bir güç çıkartıyor. Bu eminlik. Bu itikat. Hepsinden bütünsel bir enerji. Bu enerji itikat olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü bu enerji girince evimde ampulü ısıtıyor. Kamerayı çalıştırıyor. Fırını çalıştırıyor. İnşaatta celas kral oluyor. Her şey oluyor mu? İtikat her şey olduğu için. O zaman bu fabrikadan bütünsel çıkan enerji itikat. O giren malzemeler, pet, kumaşlar aslına dönüştürme de zanın aslına, şüphenin aslına, tereddütün aslına dönüşünce onların adı da melekedir. Melekeler. Peki o melekeler nedir? Bendekinin adı meleke, şeceri hilkattakinin adı melaike. Ben bunu söylemiştim iki hafta önce. Abi ki benim Rabbim beni sekeratta şeytana teslim etmeyecek. İşte bu yöntemle. İşte melekeler, melaikelerin donmuş halidir. Buna emin misin bu melekelerine? Halet. Tamam. Bu melekeler huylarımızı oluşturur. Huyların da cemi ahlaktır, huluklardır. Ahlakımızı oluşturur. Varlığı tutuyor. Mesela başka meleklerin imanını şey anlatayım. Bir yüksek fabrikayı düşünün. Şimdi bir fabrika düşünün ki oraya maden atıyorsunuz. Yani şey benzin ya su. Sudur ya. Yüksek bir elektrik çıkıyor değil mi? Doğalgaz koyuyorsun mesela çıkıyor. Ben iki tane santral gördüm. Şeyde. Bir vicdanda gördüm. Bir de kapta iki tane elektrik üreten santral gördüm. Bir tanesinin adı tövbe, bir tanesinin adı istiğfar. Kardeşim, tövbe ve istiğfar sonucu beklemek değil, bir şey yapma, talep falan değil biliyor musun? Kendisi sonuçtur. Dua ederken, dua kendisi cevaptır. Dua etme anında ortaya çıkan bir enerji var biliyor musunuz? Ustad da şöyle diyor, dua eden zat bilir ki birisi var, benim ah niyazımı dinler, duyuyor. Yani o tevhid sırrı sende bir enerjiye dönüşüyor. Dua ederken, yani ustad diyor ki şöyle diyeyim, hizmetin ücreti nedir? Kendisidir. Dünyada bizi cennet gibi yaşatıyor, ahiret olmasa bile aşağı. Rahat. Dua anında sıyrılmaktır, arınmaktır. Ortaya bir enerji çıkıyor. O kadar huzur buluyorsun ki, dua huzurdur ya. Ondandır ki, mesela münacatta, bir şey isteme yok. Ya Rab cenneti ver. Allah'ım cehennemi verme. Allah'ım günahımı affet, rızkımı bol ver. Münacatta böyle bir şey yok. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki böyle bir şey yok. Bak istek var mı burada? Bir de tövbe de yok. Münacat bu. Bu ne peki? Ne işim? Böyle niye tavsif ettim? Bana ne kar olacak? Allah zaten öyle. Allah tavsiye ediyor. O kendisini derken, okurken enerjiye dönüşüyor. Kendisi sonuçtur. Süreç gibi gözükürken sonuçtur. Dua ise kendisi, mesela ediyorsun ya, kabul olan duayı zaten sen anlarsın. O ettiğin var pisliklerde mesela. Bir tatlı hal geliyorsa ilk önce dua ederken öyle, sonra böyle yapa yapa ısrar edin diyor. Eğer dua ettin böyle bir tatlı hal gelmedi, ısrar et. Aynı şey.
Sonra belirli bir hale gelecek. O dua ederken, sen dua, tövbe ederken istiyorsun cenneti. İstiyorsun pislin günahı affet. Ederken bile, günahından affı isterken bile lezzet alacaksın. O affedildiğinin muayyen hemen peşin cevaptır o. Yani mesela namazdasın, belki ders okuyorsun veya derstesin. Huzur yok mu? Bazen bir huzur olmuyor mu? Allah kendisini böyle araladı. Ben senden şu anda razıyım. O hazır olmanın ayan oluşundan sende huzur oldu. O bir cevaptır. Huzur cevaptır. Duadaki de huzur cevaptır. Ha ayniyetten başka bir şey verirse o ahirette bilemem. Verir ama iman esasları ahirete değil. Burada zaten işimize en çok yarıyor. Burada zaten anlamlandırıyoruz. Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek, meleklere iman etmek, kitaplara ahirete iman etsem ne olacak? Ahirete gittim, kitaplara iman ettim. Ne işime yarayacak orada kitaplara iman? Kitaplara iman etmek bana burada lazım esas. Kitapta Kur'an'a hayatımı tanzim edecek. O zaman nedir peki? İman etmeyi etmek eminlik, iman eminliktir. Beni onunla besliyor. Nereye iman ettim? Ahirete. Ahirete iman etme nispetinde benim ruhumu besliyor orası zaten. Enerji veriyor. Dua kendisi sonuçtur. Münacat sonuçtur. Ha ille hep bu mu? Haşa. Hemen peşini, alem-i şehadetteki peşinidir, suretidir. Mesela dua, ifade, surettir. İnsandaki doğan o lezzet kanuniyettir. Hakikati ise ahirette verecektir. Bu endeki halet nedir peki? Orada vereceğinin delilidir. Allah'ın konuşmasıdır. Sonra abi dediniz ya melekeler evet. Meleke oluyor. Melekeler. Metin Arabi şey sözü var ya diyor ki abi ölüm meleği kişinin ahlaklı suretinde görülür. Ölüm meleği Muhyiddin Arabi'nin sözüdür. Ölüm meleği kişinin ahlakının bütünselliği gibi gözüküyor. Onun için ölüm meleği ne olacak? Doğdun, öldün, itikat ve amellerini topla, karıştır. Pekmez tayin karıştır, tek bir şey olsun. Bütünselliği en az ama. Bütünselliği senin müekkel yani ecel melaikendir. Ama inşallah Allah öyle de yapmayacak bize. Daha iyisini yapacak. Burada kesiyorum. Bir şey sorabilir miyim abi? Bir sorayım artık son dediniz en son sorarsınız. Bitti. Misal şimdi geldi aklıma. Akıl devreden çıkmadan. Şimdi Kur'an hep diyor ki aklını başına al. Meleki olan bölümü devreye giriyor mu? Giriyor tabii. Mesela akıl her şey değil ki. Akıl dimağdadır. Ama melekeler vicdanda da var, kalpte de var. Ama işte onlara ulaşmak için aklın devreden çıkması mı gerekiyor abi? Yok, bazı şeyler var. Mesuliyetle taalluk eden bazı şeyler var ki akıl girerse o devreden dışı oluyor. Mesela akıl bazen emraz-ı kalbiye sebep olabiliyor. Yürüyemiyor, kanadı yok. Yürüyor da kanadı yok. Yani ona takılma. Melekeler, aklın melekeleri var. Vicdanın melekeleri var. Kalbin melekesi var. Ruhun da melekeleri var. Melaikeleri var. Mesela ruhun melekeleri arş-ı azamın bizdeki karşılıklarıdır. Taayyunudur. Mesela arş-ı azam var kainatta. Şeceri hakikatta. Bende ruh var. Şeceri hilkatta lef-i mahfuz var, bende dima var. Şeceri hilkatta arş var, bende kalp var. Şeceri hilkatta haşir meydanı var, bende vicdan var. Oranın müekkel melaikeleri nasılsa bendekiler o aktif oluyor. Arş-ı azamdaki melaikeler benim ruhumda. Arştaki melaikeler benim kalbimde ayan oluyor, melekeye dönüyor. Meleke oluyor. Mesela lef-i mahfuzdaki melaikeler dimağımda melekeler haline geliyor. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Mesela zan melekedir yani. Melekedir, güçtür yani. Şüphe de öyledir. Ondan sonra ilmin çeşitli yönleri, tasavvurlarımız, tahayyüllerimiz bunlar hepsi melekedir ya. Birisi bir şey soracaktı galiba. Buyurun. Abi ben Seyit Ahmet. Ben sormak istiyorum. Abi tüm bu anlattıklarınızın içinde beşeriyetin yeri nedir? Hani insanda beşeriyet de var ya.
Evet. En kesif en camidir. Onun için beşeriyetimizin üzerinde cereyan ediyor bu. Mesela Cebrail Aleyhisselam beşeriyeti yok. Bizim kadar Cenab-ı Hakk'ın zatına ayna olamıyor. Beşeriyet şer gibi gözüküyor. Beşeriyet içi şerlerle karma ama iki zıtların cemidir. Tefrik ve temiz eden insandır. Ettiği kadar insandır diyeyim. Mesela meleklerde bu yok. Temiz ve tefrik. Şerleri temiz ediyor, tefrik ediyor. Ettiği kadar beşeriyetten insan oluyoruz. O beşeriyetten sıyrıldığın kadar insanlığın kalitesi melekte yoktur işte o. Zerresi, Rüştü abi derdi ki, o insan olmanın, beşeriyetten sıyrılıp insan olmanın gramına kainatı versen vermezsin dedi. Kainatı versen vermez. Gramına. Ama iki sıfat. Beşeriyetten tefrik ve temyiz fark edecek, tefrik edeceksin, temiz edeceksin. Bir de aliminde mahkemelerde temize götürmek var ya, onu düzelttirmek. Mesela aleminde anlam, farkı yaptın anlam, temiz ile de meleke haline geliyorsun. İnsan oluyorsun. Mesela suizanı temsil edin, erva habise. Hüsnü zanı temsil edin, melaike. Evet. İkisi çarpışıyor. Onları tefrik edeceksin. Tefrik edince Furkan oluyorsun, Kur'an oluyorsun. Temiz edince de temyiz, imtiyazlaşıyorsun, meleklerden de çıkıyorsun böyle. Her şeyden çıkıyorsun. Temiz artık. İmtiyaz kazanıyorsun. Şahit oluyorsun da denebilir. Artık şuhut, şahidin şuhut. Yani artık yani celali ve cemali tecellileri tefrik ve temiz ederek kemal al. Terakki ediyoruz bunu. Tabii. Bunu sahiplenirsen böyle İrfan oluyor senin. İrfanın oluyor. Bu kişiye kim deniliyor? Arif deniliyor. Allah arif değildir. Hani böyle Allah bir şey bilmez. Allah ilim ehlidir. Şöyle tabii. İlim sahibidir. İlim yeni bir şey öğrenmek değil. İlim mazi müstakbel. Ariflik mazi müstakbeli içine alıyor. Bilmenin. O şekilde bilmek var. Peki burada bırakıyorum. İnşallah haftaya buluşmak üzere. Erdinç sokağa çıkma yasağı var herhalde onda. Sizde yoktur galiba. Cenab-ı Hak bu hakikatte haklanmayı, arif olmayı, alim olmayı ve devamlı ısrar ettiğimiz Ya Rabbi beşeriyetimize bakıp elimizde olan inamı, ikramı, ihsanı, inayetin, lütfun ve keremin olan hizmet imaniye Kur'an'ı elimizden alma Ya Rabbel Alemin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı bu davayı Kur'aniyeyi elimizden alma. Hizmet imaniye Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle Ya Rabbi. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, hizmet imaniye Kur'aniyede zerre kadar hisseleri olanların, hakları, hukukları geçenlerin, memleketimize, vatanımıza, alemi İslam'ın bayrağına, dirliğine, mukaddesatına, namusuna, dinine ve meslek ve meşrebimize sahip çıkanları iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Onları ve bizi insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzı afatlardan, maddi ve manevi musibetten de hastalıklardan, taunlardan, tufanlardan hıfz-ı emin eyle Ya Rabbi. Evladi iyallerimizi şedatlardan, sufyanın şerlerinden hıfz-ı emin eyle Ya Rabbi. Evladi iyallerimizi, usul ve furularımızı, hizmet imaniye Kur'aniyeden hisselerini ziyade eyle Ya Rabbi. Hizmet imaniye Kur'aniyede daim kayım sayım eyle Ya Rabbi. Ve ahir davahu men elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temma salavat. Amin. Abi bu meleklere bir de şu da olabilir mi? Bu melekütiyet aleminde melekelerin hallenişine melek nedense meleküt alemindeki melekelere hallenişinin temsilcileri melekler. Mesela
cennette lef-i mahfuzda lef-i mahfuzun şeyi var. Mevekkili var Cebrail. Ama 16. lemada lef-i ezeliye nadir olsa dahi giriliyormuş. Beşer insan oldukça giriyor. O oraya giriyor. Ve ondan sonra kalben ve ruhen miraç yapıyor mesela asrın imamları. Ama Cebrail Aleyhisselam geçemiyor. Ama onu getirdiği Kur'an'la geçiyor. Cebrail'in getirdiği Kur'an'la Cebrail'in geçemediği yere geçiyor. Çünkü meleklerde temyiz ve tefrik sistemi yok. Yani taallümle tekümel etmek insana mahsus. Haf ve reca insana mahsus. El hubbu fillah ve el buzu fillah insana mahsus. Miracımızın batını, peygamberimiz demiyor mu batın? Bizim miracımızın batını haf ve reca, zahirisi ise el hubbu fillah ve el buzu fillah. Cebrail Aleyhisselam'la ilgili öyle bir hadis de Miraç'ta yani kendinden emin oldu, ne zaman emin oldun diye öyle bir hadis okumuştum ama o da demek korkmuş ama nasıl olmuş yani? Yani bir... İbadet okudun mu sen? Korktu, Cebrail mi korktu? Yani ne zaman emin oldun yani emin değildi yani Cebrail Aleyhisselam'da kendisinden. Öyle bir şey okumuştum. Ben hatırlamıyorum, belki unutmuşum, belki demişim de. Peki, selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Bir şey istersen hocam. Aleyküm selam.